Erkek nedir? Erkek nedir mi? Erkek çılgındır. Benim büyük varaj mı? Ulan erkek nedir oğlum? Erkek işte erkek işte. Al sana erkek. Çılgın kuvarej mi? Erkek bir evin direği. Hayatın gerçeği. Bayanları tamamlayan bir unsur. Erkeklerin kolu kanadı aslında ya çok yumuşaktır, anladın mı? Ama çok şey gösterirler böyle, gücünü mesela kadına kullanmaz. %1'ini kullanır. Öyle erkeklik, ne bileyim, aşık olur, sever, ölüne yani unutamaz erkek sevdiği zaman. Erkeklik böyle bir şeydir. Erkekler ağlamaz derler ya, erkekler ağlar yalnız. O da bir gerçek. Ya erkek bir organizmadır. Bu nasıl bir soru ya? Yani çok sıkıntılı bir soru. Yani bir bayana sorsanız soru, eyvallah diyeceğiz de bir erkeğe soruyorsunuz. Sorsanız daha şey olmaz mı? Bayanlara sorsanız daha iyi olumlu cevaplar alırsınız. Evet. Artık evde hatuna da sözü geçmiyor. Şimdi bizim evde gelinimiz var mesela. Koruma polisi tutmuş. Bu koruma polisi tutandan sonra daha çok havalandı. Oğlana yemek vermiyor. Al da ye. Böyle bir şey var mı? Ondan sonra savcı buna şey veriyor. Destek veriyor. O destek verdikçe bu sefer ne oluyor? Evde hatunlar daha çok kabarıyor. Onlarca kadının zulüm gördüğünü, işkence gördüğünü, dayak yediğini ve ezildiğini görüyoruz. Böyle olmamalı. Medeni ülkeler seviyesine çekilebilmeliyiz. Ama gördüğüm kadarıyla her gün daha beter bir duruma gidiyoruz. Bu da beni çok üzüyor. Erkeklik güzel bir şeydir. Çünkü dünyanın %49'u erkektir, %50 biri bayandır. Bu yönden erkeklik bayağı önemli bir kavramdır. Erkeklik üstün olmaktır bence. Üstün ırktır yani. Kadına karşı üstün olmak. Erkeklik kendine açmışlar yani. Ya bozdur yani. Erkeklik diye bir şey yoktur. Erkeklik ayrı birdir, erkek ayrı birdir. Yani bey olarak hanım olarak ayırırsak erkeklik diye bir, ben tabiri caizse bir şey bilmiyorum. Erkeklik işte kendini bilmeyenlerin yapmış olduğu kaba kuvvet, kabalıktır. Başka bir alternatif bu. Bir kere kıskanç bir insandır. O kesinlikle zaten. Özellikle ben. Yani sevdiği insana kesinlikle sahip çıkan bir insan. Yani kadınlar öyle değil. Kadınlar çok rahat aldatabilir. Yani erkek de aldatabilir ama erkek sevdiği kişiye çok... Erkeğin sorumlulukları çok çok fazladır. Erkek bir kadına göre sorumluluğu fazla değildir. Kadının ne sorumlulukları vardır? Kadın mesela giyinir, süslenir, çıkar, bir zengin koca bulur, hayatını kurtarabilir. Ailesinin hayatını kurtarabilir. Ama erkeğin öyle bir sorumluluğu yok. Eğer erkeğin babası zengin değilse, eğer normal şeydeyse, o erkek okumak zorunda, çalışmak zorunda ve o kişi, evlenecek kişiye de bakmak zorunda. Kariyer yapması, çalışması, büyümesi, her şeyi yapması lazım. Erkek olmak çok zordur. Hani biz deriz, bize zaten şansı olsaydı anamızdan kız doğardık. Aynen öyle. Erkek budur yani. Erkek güçlüdür. Erkek serttir. Erkek azimlidir. Erkek adam yani evine bağlı olmalıdır bence. Yani eve ekmek götürendir erkek. Öyle. Erkek aile reisidir. Şu zamanda erkek gördüğüm kadarıyla bir yok varlığa yok arasında olmak gibi bir şeydir yani erkek. Erkek hormonları alan bir insandır işte. Bir kaba kuvvettir yani, güçtür. Tak diye vururum yani başka. Onun dışında erkek deyince futbol. Benim ruhumu. Civata. Civata'dır. Ondan sonra erkek dedim mi baba çivi de olur asla. He? Çivi de. Sen buradan kes. Ben sana böyle şimdi erkekliğimle sarayım. Erkekliğin bazı şeyleri var. O da ne bileyim, cinsellik, kadınını mutlu etmek. Sorumluluk kişidir. Sorumluluk sahibi kişidir. Erkeklik anneden babadan daha fazla avantaj görme. Allah erkek ve kadın diye ayırmış abi. Şimdi hepsine de hak vermiş. Hepsinin kendine göre hakkı var. Tabii... birbirine de tabiri caizse hani hem mecbur yaratmış hem de düşman yaratmış abi. Yani şimdi Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı erkek olarak yaratmış ama cennette 500 sene yalnızlık onu çok sıkmış yani. Verdiği hiçbir nimeti beğenmemiş abi. En sonunda sağ tarafını uyutmuş abi. Sağ tarafı üzerine uyutmuş, sol kaburga kemiğinden Havva anamızı yaratmış. Havva anamız kalkıp da onunla böyle muhabbete girince Allah-u Teala sormuş, demiş ya Adem sendeki nimetin tamamlandı mı? Demiş vallahi tamamlandı. Yani erkek tek başına da bence erkek değil abi.
güzel takvayı yaşayan, namusuna, edebine dikkat eden kadına bile lan bu erkek kadın vallahi denir. O zaman erkeklik sadece cinsiyetle alakalı değil. Erkeklik çok da komik bir şeymiş. Çok hocam çok. Ama erkekler pek gülmüyor, çok ciddi alıyorlar. Trajik komik. Şimdi görüyorsunuz birkaç mesele var bununla ilgili. En başta yani ne kadar konuşabilir miyim? Açık değil mi? Açık mı? Açık, açık galiba, değil mi? Biraz uzak. Şöyle, pekala. Yani ne kadar trajikomik olsa, ne kadar absürt görünse de aslında sokağa çıktığınızda sorduğunuzda bu soruları çok da farklı yanıt almayacaksınız yani. İşte babanız bu insanlar aynı zamanda, komşunuz, okuldaki arkadaşınız, belki partneriniz. Yani Türkiye'deki erkeklik algısı bu. Ama bu videodan çıkan birkaç şey daha var. Birincisi erkekler erkekliğin ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Yani kendilerinin de kafası çok karışık erkek olmakla alakalı. Bilgisayarı da çok konuşmak istemiyorlar bu konuyu. Çünkü erkekliklerini konuştukları zaman kendileriyle ilgili bir şey söylemek zorunda kalacaklar. Bu erkeklerin, eril erkeklerin çok sevdiği bir şey değil. De tabii başka bir yönü de var bunun. Ne yazık ki ataerkeğe karşı toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışan insanların da erkeklik konuştuğunu çok görmüyoruz. Yani son zamanlar dışında, birkaç sene dışında bu erkeklik mevzusu feminist arkadaşların da, feminist grupların da çok eğildiği bir konu değildi. Halbuki birazdan ben parça parça söylemeye çalışacağım, yani üzerinden geçmeye çalışacağım. Erkeklik sorununu tartışmak bence kadın sorunu ya da queer sorunu, LGBTİ sorunu dediğimiz şeylerin anahtarı. Yani onu konuşmadan, onu aşmadan, erkekliği dönüştürmeden kadın sorunu, kadın cinayetlerini, LGBT'lere karşı ayrımcılığı engellemek ne yazık ki mümkün değil. Hızlıca ben birkaç şeyden bahsedeceğim. Birincisi erkeklik ve kadınlık önce dilde başlar. Yani edebiyat eğitimi aldım ben. Edebiyat dersleri veriyorum. Biraz o yüzden biz kelimelere çok bakarız. Ama sözlüklere baktığınızda özellikle TDK'nın bir sürü kusuru var, bir sürü mahsuru var bu konuda. Erkeklik, erillik, erk, iktidar bunların hepsi dille başlıyor ve dil aslında sadece kelimelerin anlamından değil, kelimenin, dilin yapılandırılmasından da mütevellit. Yani dilin yapılandırılması da eril bir yapılandırma. O yüzden siz nasıl yaparsanız yapın, nasıl kullanırsanız kullanın, herhangi bir dili kullandığınızda şu an aslında o eril iktidarın o sembolik düzenin içine girmiş oluyorsunuz lakancı bir bakış açısıyla. Erkeklik sorunu deyince birçok arkadaşım abi Allah'a şükür bizim bir sorunumuz yok. Şimdilik genciz falan diyor. Çünkü erkeklik çoğu insan tarafından cinsel performansla ilişkilendiriliyor. İşte erkekliğe adım atmak sünnetle oluyor. İşte babaları mektebe götürüyor tırnak içerisinde erkekleri. O ilk başlangıcı orada yapıyorlar. Sonra erkeklik bitince de 50-60 yıllarda artık cinsel fonksiyonla yitirince de erkekliğini yitirmiş oluyor ve aslında bir sürü sıkıntı yaşıyor erkekler bununla ilgili. Ama aslında cinsel performansa dayalı bir toplumsal cinsiyet rolü tanımı son derece sıkıntılı. Yani bu durumda çocuk erkek çocuklarını ya da yaşlı erkekleri erkek saymayacak mıyız? Ya da cinsel performans düşüklüğü yaşayan erkekleri erkek saymayacak mıyız? Şimdi Viagra çağındayız, bu iyice karmaşık bir hale geldi. Ama cinsel performansa dayalı bir toplumsal cinsiyet tanımı hem kadınlar hem erkekler için çok sıkıntılı. Yani çocuk doğuramayan kadın, kadın değilse eğer, çocuk sahibi olamayan bir erkek de erkek değil bu topluma göre. Ve bunun üzerinden gittiğinizde işte pipime küçük dedi, hakaret etti, o yüzden öldürdüm dediğinde erkek mahkemede ağır tahrik indirimi alabiliyor. Erkekliğime laf etti dediğinde bir erkek kavgada haklı görülebiliyor. İşte bir namus davası falan olarak görülebiliyor. İşte töre fıtrat meselesi diyenler var. İşte Allah bizi böyle yarattı, doğa bizi böyle yarattı. İşte töremize uygun değil falan diyenler var. Ben bu arkadaşları Allah'a havale ediyorum. Çünkü bütün incelemeler, bütün bilimsel çalışmalar bunun bir gelenekle, töreyle, tarihsel bir kökeniyle, doğayla, tanrıyla falan çok alakası olmadığını söylüyor yani. Ama daha da ciddi, özellikle bugünlerde çok popüler olan başka yaklaşımlar var. İşte bu neuroscience ilerlemesiyle beraber. İşte erkeklik hormonları, kadınlık hormonları, erkek beyni böyle çalışır, kadın beyni böyle çalışır, erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten falan diyor. Öyle bir şey de yok bana göre. Ama bu çok önemli çünkü biyolojik indirgemecilik ne yazık ki kadın erkek herkes için bir ne yazık bir hapishaneye dönüşmüş durumda. Karşımızdakine baktığında önce biyolojik özellikleri yüzünden kadın ya da erkek olarak görüyoruz. Ama ben bir erkeğe baktığımda ya da bu kalabalığa baktığımda aynı zamanda biseksüelleri görüyorum, transları görüyorum,
LGBT arkadaşları görüyorum. Ataerkiğe karşı olan ama bununla ilgili nasıl mücadele edeceğini bilmeyen erkekler görüyorum. Ataerkiğe karşı mücadele eden erkekler görüyorum. Yani bu sadece biyolojik özelliklere bakarak bir cinsiyet tayini yaptığınızda ve mücadelenizi buna göre konumlandırdığınızda bir yere gidemiyorsunuz. O yüzden en başta bence bizim mücadele etmemiz gereken, özellikle son yıllarda bilimin de desteklediği tırnak içerisinde bu indirgemecilikten kurtulmak ve bu hormonal erkeklik kadınlık tanımlarından biraz kendimizi sıyırmak. Erkeklik sorunu elbette bir en başta bir kadın sorunudur. Çünkü yani erkek çoğu zaman kendisini erkek olmayanla özdeşleştiriyor ve bu çoğu zaman kadın oluyor. Ama erkek olmayanın tanımı aslında daha geniş. Erkek olmayan dediğimizde kadın değil aynı zamanda eşcinsel erkekler var. Daha az erkekler var. Daha güçsüz erkekler var. Sınıfsal olarak daha düşük konumda olan erkekler var. Etnik kökeni farklı, ana akım kültüre ait olmayan erkekler var. Yani erillik, erkeklik aslında kendisi gibi olmayan, o hegemonik erkeklik tanımına uymayan, ideal erkek tanımına uymayan herkesin karşısında ve herkesi farklı şekillerde eziyor. Bu sebeple erkeklik aynı zamanda bir çocuk eğitimi sorunudur. Çocuk tacizi, istismar sorunudur. Erkeklik bir homofobi sorunudur. Yani erillik en başta homofobiyle kendisini tanımlar. Erkeklik bir erkek sorunudur. Çünkü erkekler en çok, Funda Hoca'nın söylediği gibi, erkekler en çok bunun mağduru. Ve ne yazık ki bunun mağduriyetin kökeni olarak kadınları ya da eşcinselleri görüyorlar. Önce erkeklerin bu mağduriyetlerin kökeninin kendi erkeklikleri olduğunu farkına varması gerekiyor. Erkeklik bir şiddet sorunudur. Çünkü eril erkeklik kendisinde şiddetle vardır. Sadece sokakta silahlı şiddetten bahsetmiyoruz, tribün şiddetten bahsediyoruz, sembolik şiddetten bahsediyoruz, dilsel şiddetten bahsediyoruz. Yani erkek olmak demek, eril olmak demek ilkokuldan itibaren, çocuktan itibaren şiddetle kendini var etmek demektir. O yüzden erilliği şiddetten ayıramazsınız. Şiddetin her formu erildir aynı zamanda. Bir eşitsizlik sorunudur çünkü erkeklik kendisini bir hiyerarşiye göre konumlandırır ve erkek olmak demek altta birilerini bırakıp daha üste doğru tırmanmak demektir, ezmek demektir, tahakküm kurmak demektir eril olmak. Bir kültür sorunu çünkü bütün kültür buna göre biçimlenir. Bütün filmler, televizyon dizileri, kitaplar, ders kitapları, bütün bunları oluşturan bir eril dil, eril anlayış, tahakkümcü dil vardır. Bir ekonomi politik sorunu vardır, bir tahayyülsüzlük sorunu vardır. Çünkü eril olan tahayyül etmez. Hayal gücü kısıtlıdır, tahammülsüzdür. Karşıdakinin A mı B mi olduğunu bilmek ister, kesinlik ister. Muğlaklığa çok şey yoktur, tahammülü yoktur. Yani işte kadın mısın, erkek misin? İşte kadın mı, kız mı? Yani kesin olarak sizin ne olduğunuzu bilmek ve ona göre kendini konumlandırmak ister. O yüzden tahammülü yoktur erkeklerin, tahayyülü yoktur. Erkeklik aynı zamanda bir ruh sağlığı sorunudur. Yani yakınlarda ben The Guardian'da galiba bir haber çıktı, okudum. İşte araştırma yapılıyor Amerika'da. Eril erkeklerin, yani macho erkeklerin, kendisini daha erkek olarak tanımlayanların paranoid, şizofren olma oranı daha yüksek. Çünkü erillik demek, eril erkeklik demek, sürekli bir düşman yaratmak demek, dışsallaştırmak demek sorununuzu, sürekli sizinle ilgili bir tehdit olduğunu düşünmek demek, sürekli her şeyi dış güçlere bağlamak, sürekli işte eğer elinizde bir sorun varsa mutlaka dışarıdan geliyordur bu, işte toplumda bir sorun varsa mutlaka dışarıdan geliyordur. Hiçbir zaman eril olan kendine bakmaz, her zaman dışarıdakini arar, dışarıdakinde bir sıkıntı bulur. Nasıl başlıyor erkeklik? En başta Atilla birazdan ayrıntısı bahsedecek. Yani en önemli şeylerden birisi Türk toplumunda mesela sünnet meselesi. Yani siz bir erkeğin pipisinin bir parçasının kesilmesi için milyarlarca lira para harcıyorsanız, onu tahtlara oturtuyorsanız, etrafında yeniçeriler diziyorsanız, bu erkek büyüdüğünde benim pipim çok değerli. Bunun için milyarlar harcan diyecek yani, haklı olarak diyecek yani. Sonra o pipisini kaybedince, o pipisi istediği gibi iş görmeyince bu sefer hiddetlenecek. Yani en başta buradan başlıyor. İşte oyuncaklardan başlıyor, okuldan başlıyor. Yani mühendislik bölümlerinde bu kadar erkek olmasının temel sebebi kadın öğrencilerin, genç kızların mühendis olamaması değil. Yani oraya doğru yönlendiriyor. İşte şeyler, kadınlar öğretmen olsun, yarım gün çalışsa çocuğuna bakar, erkekler mühendis olsun diyorsunuz. Okullar, yani özellikle Türkiye'de tamam militarist bir yapıda örgütlenmiştir. Yani bir hiyerarşi içinde örgütlenmiştir. Çocuklar küçük yaştan itibaren uygun adım yürümeye alıştırılırlar. Düzen, itaat çok önemlidir. Hepsi esten giyiyorlardı. Şimdi bazı okullara devam ediyorlar. Hepsi bir üniforma giyerler. Okulda da öğretmenler arasında bir hiyerarşi vardır. Ordudaki gibi aynı. Ve ya okuldan itibaren çocuk itaat etmeyi öğrenir. Özellikle erkeklere itaat etmeyi öğrenir. Tabii bu militarizmin Türkiye toplumu için başka bir anlamı var. Benim için de açıkçası üniformalı militarizm çok büyük dert değil. Yani birisini görüyorsunuz orada, bir tanım var onun. Onunla baş edebilirsiniz ama asıl mesele Türkiye için üniformasız militarizmdir. Yani sivil militarizmdir. İnsanların, yani halkın da kendi kafasında
bu yapıyı içselleştirmesi ve bunu tekrar üretmesi gerekiyor. Tabii militarizm derken sadece orduyu, silahı falan anlamıyoruz. Yani emrin verildiği, hiyerarşi üzerine kurulmuş herhangi bir kurum militarist bir yapılandırmadır. Çünkü aynı, ben üniversite dersi veriyorum, hala sıralar iki şerli şekilde oturuyor, öğrenciler karşıma dizilmiş. Ben üst taraftan bakıyorum onlara, numaraları var, o numaralara göre onları tanıyoruz, isimleri çünkü bilmiyoruz. Ve bütün herkes belli bir müfredata uymak zorunda, o yapının dışına çok çıkamıyorsunuz. Tabii şehirleşme, şehir yapıları tamamen eril bir zihniyet üzerine kurulmuştur. Yani bir kere şehir mekanlarının büyük çoğunluğu sadece erkeklere tahsis edilmiştir. Yani sadece erkeklerin girdiği, girebildiği mekanlar var. Geçenlerde bir toplantıda bir erkek, ya ne alakası var, kadınlar da gelsinler falan dedi. Ama Türkiye'de sanayi sitesine kadın giremez, kahvehaneye kadın giremez, ulustaki pavyona kadın giremez kolay kolay. Anlatabiliyor muyum? Yani elbette yasal bir şey yok ama mezarlığa, camiye kadın giremiyor Türkiye'de. Yani bazı alanlar, şehir alanları sadece erkeklere tahsis edilmiş durumda, hepsi erkeklerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş durumda, bütün iş dünyası erkeklerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş durumda. Ancak bunlar yavaş yavaş yapılıyor. Bu stadyum meselesi önemli çünkü ben buna çok takıyorum. Beşiktaş taraftarıyım ben. Ama yine de yani sadece erkeklerin hafta sonu birkaç saat gelmesi için trilyonlarca lira para harcayan bir stadyum yapması bana çok çok büyük bir israf gibi geliyor. Ve oraya geliyor erkekler, hep beraber bağırıyor. Erkeklerini yaşıyorlar, tekrar onu güçlendiriyorlar ve tekrar geri gidiyorlar. Yani hafta içi tamamen boş o stadyumlar. Yani o para başka nerede harcanır? Bu biraz eski fotoğraf, nostaljik bir fotoğraf. Ali Babacan var bu merkezde. Ama bu insanlar Türkiye'nin ekonomisini yöneten insanlar. Ve yani ben defalarca baktım, kadın hiç görünmüyor fotoğrafta. Ama çok da sorun değil aslında, dediğim gibi biyolojik indirgemecilikten uzaklaşmak lazım. Avrupa Birliği yönetim fotoğraflarına baktığınızda da kadınlar var ama siyah tayörler giymişler. Yani kısa saçlı kestirmişler, erkek gibi konuşuyorlar. O yüzden politikacının ya da ekonomistin erkek ya da kadın olması biyolojik olarak çok fark etmiyor. O eri zihniyeti tekrar ürettiği sürece aslında kadın olmaktan uzaklaşıyor, daha erilleşiyor. Yani Türkiye'de ya da politika sahnesinde görüyorsunuz. Bu fotoğraf geçen sene Nisan ayında Amerika Kongresi'nde bir toplantıdan çekilmiş. William Pence galiba ortadaki şeyin Amerikan Başkan Yardımcısı. Fotoğrafta görülmeyen kısmında karşısında Trump oturuyor. Bu fotoğrafta yine görülmeyen kısmında iki tane sekreterye görevini gören kadın var ayakta. Ama bu toplantıda kadınların sağlık sisteminden, kadın hastalıkları alanında ne kadar pay alacağı konuşuluyor. Ve bir tane şey yok. Kadın temsilci yok. Yani Türkiye'de durum bununla ilgili çok farklı değil. Yani tartışma programlarında kadın sonları konuşulduğunda sadece erkekler konuşuyor. Aynı erkek bir hafta sonra ekonomiyi konuşuyor. Bir hafta sonra işte Ali Koç'un Fenerbahçe başkanı seçilmesini konuşuyor. Yani çünkü erkek de her şeyi biliyor. Her konuda konuşuyorlar. Yani kocaman çenelerini kapatmayı bir türlü öğrenemiyorlar. Yani politika da öyle. Çünkü politika giderek bir erkeklik yarışına dönüşüyor. Yani erkeksen çık karşıma, işte delikanlıysan gel karşıma. İşte ben senden daha erkeğim, ben hepinizin babasıyım falan diye bu politik düzlem tamamen bir erkeklik düzeyine kayıyor. Tabii Trump'ın gelmesi Amerika'nın başında bir şey değil, tesadüf değil yani. Bir küresel ölçekte bakmak lazım biraz da. Sadece Trump değil, işte Merkel var Almanya'da, Polonya, Macaristan bizden çok daha acınası durumdalar bu açıdan. Eğer bir kimlik krizi, bir tehdit algısı varsa erkekler erkeklere daha çok sarılmak ve daha çok erkek olmak eğilimdeler. Yani bu önemli bir nokta. Çünkü erkeklikle ilgili bir sorunuz varsa sizin, toplumsal bir kriziniz varsa bunun sebebi daha çok erkek olmak değil, daha çok erkekliğini sorgulamaktır. Yani daha az erkek olmaktır. Hatta tırnak içerisinde queer bir tavra sahip olmaktır. Yani erkekleştikçe çünkü o bataklığa daha çok saplanıyorsunuz. Erkeklerin önce bunu fark etmesi lazım. Medyanın dili çok sorumlu. Bunu bahsetmeye gerek yok. Bir sürü örnek var. Ne yapmak lazım? Şimdi erkekliği nasıl dönüştürürüz ona bakacağız. Şimdi SCAM'ın biliyorsunuz Solanas'ın şeyini, manifestosunu. Açıkçası yani bir an düşününce Kurban Bayramı'ndaki danalar gibi erkeklerin koştuğu, arkadan kadınların koşturduğu bir şey, sahne bana çok şey geliyor, heyecan verici geliyor. Erkek yani, doğurma cemiyeti manifestosu. Evet, evet. Yani çok samimi söyleyeyim. Ben çiğdemi alıp çitleyip seyredesim geliyor bu işleri. Ama bana göre bu çözüm değil. Çünkü şiddete karşı çıkıyorsanız, eril şiddete karşı çıkıyorsanız şiddet bunun çözümü değil. Şiddet üreterek, şiddet dilini üreterek bir şeye karşı çıkamazsınız siz. O yüzden benim önerim başka bir şey olacak. Mesela bu da değil yani. Kademin sorunlu posterleri var biliyorsunuz. Bu sene de hayvan koydular. İşte öldürebilir aslında ama çok iyi olduğu için öldürmüyor falana geldi. İş
Yani bu bir kere bu Men Engage'de bir örgüt var. Men Engage'in Be a Man First diye kampanyası, bir kampanyası var. Oradan çalıntı. Yani o başka bir menüs. Ama yani önce adam ol, daha çok adam ol. İşte kadına sahip çık, onlar senin korumanda, kadınlar çiçektir falan diyerek bu şey eşitlik sağlanamıyor ne yazık. Ne yapmak lazım peki? Benim naif bir önerim var. Erkekliğin ciddiyetinden kaçmak lazım. Çünkü erkek gibi ciddi olduğunuzda, erkek gibi ciddi bir mücadele sürdürdüğünüzde o erkeklik sarmalına giriyorsunuz bir şekilde. Mizah önemli bir şey ve bu mizah dilini kullanarak başka bir alan yaratabilirsiniz. O söylemsel düzlemi dönüştürmek için, onu yıkmak için en başta o söylemsel düzlemin kalelerinden kurtulmanız lazım. Mizah bunun için önemli bir yol. Erkeklerin erkeklik çalışmaları, eşte erkek çalışmaları dünyada bir 30 senesi var. Yani 70'lerin sonunda Michael Kimmel Amerika'da, Jeff Hurney İngiltere'de, Raven Connell Avustralya'da başlatıyor yavaş yavaş bu işleri. Olgunlaşması 90'lı yılları buluyor. Ama bu alandaki insanların da bizim de en büyük ilham kaynağımız feminist pratik ve feminist kuram. Yani feminist kuramın ve feminist hareketin 150-200 yıllık bir geçmişi var modern çağda. Ve bundan bizim öğrenecek çok şeyimiz var. Yani queer hareketten ki Türkiye'de bence şimdi en sağlam politik muhalefeti queer hareket yapıyor neredeyse. Queer hareketten öğrenecek bizim çok şeyimiz var. O yüzden erkeklerin önce biraz dinleyip, biraz susup, geri çekilip öğrenmesi, dinlemesi lazım. Kadınlardan öğreneceğimiz bizim çok şey var. Ona inanıyorum ben. Ne yapmak lazım? Burada iki tane fotoğraf görüyorsunuz. Üstteki Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlama Vakfı galiba. Onun erkek cinsel sağlığı ile ilgili toplantıları oldu. Bilmiyorum hala devam ediyorlar mı? Alttaki de erkek muhabbetinin bir ara atölyeleri olmuş İstanbul'da. Şimdi artık devam ettirmiyorlar. Ama erkekler bir araya gelip erkeklere konuşması lazım. Yani çok şaşırttı beni Pamukkale Üniversitesi'nde, Denizli gibi bir yerde. Eğitim senle bir grup arkadaş toplandılar. Tamamen kendileri bir şey yaparak, bir inisiyatif oluşturarak birkaç ay boyunca erkeklerini konuştular. Yani erkekler bir araya geldi, erkeklik sorunları konuştular. Tabi burada ince bir çizgi var. Bu erkeklik konuşma toplantıları birdenbire mağduriyete kayabiliyor. Yani işte biz de mağduruz da falan geliyor. Orada önemli bir nokta var. Yani bu mağduriyet var. Evet, erkekler de mağdur. Tamam. Ama bu mağduriyetin sebebi kadınların daha çok toplumda görünür olması, queerliğin bu kadar yaygınlaşması, toplumun ahlaksızlaşması neticesinde değil. Tam tersine toplumun bu kadar eril olması. Önce erkeklerin kendi işine dönmesi gerekiyor bana göre. AÇEV 20 yıldan fazla süredir babalık eğitim veriyor. Şimdi yakında onlar eğitimlerini daha erkeklik eğitimine dönüştürme çabasındalar. Ama çok başarıyla gidiyor bu iş. Yani poster sorunlu, o tartışılabilir. Ama AÇEV'in çabasını yatsımamak lazım. Men Engage diye uluslararası bir şey var, oluşum var. Men Engage dünya çapında özellikle dezavantajlı bölgelerde yani Güney Amerika'da ve Afrika'da erkekleri şiddete karşı eğitiyor. Onların erkekliğin sorgulamasını ve daha eşitlik toplum yaratması için çalışıyorlar. White Ribbon diye Kanada merkezli bir Michael Kaufman'ın kurduğu bir şey var, örgüt var. Daha çok kampüslerde çalışıyorlar ve tacize, tecavüze karşı mücadele ediyorlar. Bu bir şey, It Happens Here diye bir site var. Oxford Üniversitesi'ndeki taciz vakalarını anlatıyor. Şimdi ben üniversitede görev yaptığım için ve akademik camiaya bildiğim için oradan konuşacağım. Türkiye'de üniversiteler arası bir aslında şey var. Tacizi önleme ve izleme komisyonu network var. Ne yazık ki 300'e yakın galiba şimdi Türkiye'de özellerle beraber üniversite oldu. Bunun sadece 14 tanesi bu şeye, bu ağa tabi. Çünkü üniversitelerde taciz ve flört şiddeti ve tecavüz inanamayacağınız kadar yaygın. Yani geçen sene yapılan Muğla Üniversitesi'nde yapılan bir şey var, araştırma var. Kadın öğrencilerin %60'a yakınını üniversite hayatı boyunca en az bir kez hocaları ya da öğrenci arkadaşlarının tacize uğradığını söylüyor. Benim şahit olduğum üniversitelerde onlarca taciz vakası var. Ne yazık ki kadınlar o kadar işselleştirmiş ki ya da o kadar çaresiz hissediyor ki bunun konusu bile yapılmıyor. Tam tersi tacizciler, mesela 9 Eylül'de olanı biliyorum, ben Pamukkale'de olanları biliyorum, başka üniversitede olanları biliyorum. Terfi ettiriliyorlar, bir makam veriliyor falan, bir şekilde korunuyorlar. Türkiye'de tabii şimdi devam etmeyen iki oluşum var, onu da almak lazım. Birincisi erkek muhabbeti oluşumu var. Bilhan onun merkezindeydi biraz. SCAP şeyi almış, desteği almıştı. Devam etmiyor ne yazık ki o destek. Bir de ataerkiye karşı erkekler, biz erkek değiliz inisiyatifi, onlar isim değiştirir sonradan, vardı. Onların şimdi anlatmayalım ama internette var hikayesi.
Çok, İsmi ne oldu sonradan? Biz erkek değiliz. Çok tepki alınca mı? Yok hocam, ondan bağımsız. Ama en son bir taciz, şiddet vakası oldu. Arkadaşların birisi bir kadına şiddet uyguladı. Ve ekipteki arkadaşlar, ya bir kereden bir şey olmaz, za döndüler iş. Ne yazık ki bu da başka bir yönü. Yani şimdi şunu da söylemek lazım. Ben işte erkekliği aştım, ben feminist bir erkeğim, eşitlikçiyim falan, kızlar beni eklesin durumu çok gerçekçi değil. Yani çünkü erkeklik inşası binlerce yıl alan bir inşa. Yani ben edebiyat öğretiyorum. Gılgamış'tan öncesine gidiyoruz. Hala orada eril tohumları görebiliyorsunuz. O yüzden bu bir günlük, işte üç günlük bir aydınlanma yaşadım, sabah kalktım artık ben eril değilim falan diyecek bir şey değil yani. Hepimizin mücadele etmesi gereken bir şey. Ve bu iktidarla mücadele etmek aynı zamanda iktidarın dışına kendisini konumlandırmak demek. Ama ne yazık ki bu o kadar kolay değil. Yani bir süreç, ama bu sürecin sonuna geldim, artık tamamlandım, erdim falan gibi bir şey de yok, durum da yok. O yüzden o arkadaşları da anlamak lazım. Bitireyim, bu bizim broşürümüz. Sivil Düşün yardımıyla yapmıştık, sağ olsunlar. Öyle yapalım. Yani erkek arkadaşlara sesleneyim burada. Kendisi erkek olarak tanımlayan arkadaşlara sesleneyim. O kadar erkek olmak zorunda değilsiniz. Kasmayın. Yani erkek olmak demek, güçlü olmak demek, sözünü geçirmek demek, iktidara sahip olmak demek değil. Zorbalık demek değil. Erkekliğinizi ispatlamak zorunda değilsiniz. Çünkü çocukluğunuzdan beri sizi erkekliğinizi ispatlamak zorunda bırakıldınız. İşte pipinizi gösterdiniz. Okulda dövüşmezseniz kız dendiniz. Benim mesela oğlum basketbol takımında oynuyor. Bir koçu geçenlerde kız gibi oynamayın lan diye bağırıyor. Onlara. Yani bu erkekler sürekli bunu ispatlamak zorunda kaldılar. Bir gevşemek lazım, kasmamak lazım. Yani erkeklik o ispatlanacak bir şey değil. Ve bu aslında bu erkekliğin ispatı sürekli tahakkümle kendisi var denen, zorbalık da kendisinin var denen bir şey. O yüzden bu erkekliği sorgulamak önce kendinizden başlıyor. Kendi zorbalığınızı sorgulamaktan başlıyor. Bundan korkmamak lazım. Kadınlardan yardım almaktan korkmamak lazım. Onlarla yan yana durmaktan korkmamak lazım. Çünkü bana göre bu iktidara, tahakküme karşı direnmek gerekiyor. Bu direnmek ancak kadın, erkek, LGBT'yi hep beraber olacak diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok ufuk açıcı. Bir şey eklemek istiyorum. Hep söylediğim bir şey var. Sen de anlatırken tekrar aklıma geldi o. Hani bir cinsiyet kimlikleri hiyerarşisi yapılacak olsa en üstte erkeklik kaçınılmaz olarak. Kadınlık ondan sonra geliyor ama en altta yer alan farklı cinsel kimlik. Yani erkeklik gibi kıymetli bir şeyi terk etmeyi gönlüyle kabullenmiş olan gayler özellikle o cinsiyet hiyerarşisinin en alt basamağında ve en fazla aşağılamaya maruz kalanlar oluyor. Yani bunu da hatırlatmak istedim. Evet, şimdi Atilla'ya geçelim çok vakit kaybetmeden. Atilla bize babalık performansı anlatacak. Atilla'nın babalık performansı sembolik bir şey aslında. Sadece bildiğimiz anlamda biyolojik olarak çocuk sahibi olmakla edinilen babalığın dışında. Şimdi seçim meydanlarında çok gördüğümüz o hani siyasetçi babalar, bizden zorbalıkla veya ikna ederek oy talep eden veya isteyen, oyumuzu kapmaya çalışan babaları da düşünerek dinlemenizi rica ediyorum. Atilla'cığım. Teşekkürler hocam. Aslında sadece yani sadece babalık değil, yani bu süreç uzun bir süreç. Yok, o yüzden demiyorum. Özellikle babalık üzerinde durma istememin bir sebebi var, onu da açıklayacağım. Ama onun kadar yine ben de sünnetin dediğim gibi böyle ortam buldukça sünneti de bir araya katmaya çalışıyorum. Çünkü sünnet en konuşulmayan dini etkisinden de dolayı muhtemelen. Ama aslında en temel, en kilit. Çünkü karşımızda bu sefer çocuğun olduğu erkeklik inşasında çocuğa dayatılan bir şey olması açısından ve çok sorgulanmadığı için araya katacağım. Ama şöyle başlayayım, yani erkeklikle neden derdim varla başlayıp aslında erkeklikle neden derdimiz olmalıya varan bir konuşma olacak. Hani neden değişim gerekli, neden zor görünüyor ama aslında çok da zor değil üzerine biraz umut vaat eden. Şöyle bir çocukluk anımla başlayacağım aslında. Bunu birkaç ay önce yine erkeklikle ilgili bir yazı yazmaya çalışırken kendime şu soruyu sorduğumda aklıma gelmişti bu ona. O da işte ben ilk erkeklikten ne zaman rahatsızlık duydum? Daha doğrusu erkeklik dediğim şeye verdiğim zarar ne zaman beni kötü etkiledi? Ben bunu ilk ne zaman fark ettiğim üzerine düşünürken, bunu bütün erkekler sorabilir kendine ve illaki rahatsız olduğu bir an olacaktır eminim. Bu soruyu sorduğumda aklıma gelen bir anım ve şöyle de bir sembolik aslında bağ kurmuştum. Bunu şu anki konumundan ve işte hem akademideki hem aktivist anlamdan açıdan.
konumundan çok da farklı bir noktada durmuyor. Anım da aslında basit bir anı. İlkokul zamanlarında geçen, 90'larda geçti benim ilkokul çağım. Beden eğitim dersleri boş geçerdi genelde o zamanlar ve tahmin edeceğinizleri erkekler de oradan futbol oynamaya koşar. Kızlar da işte voleybol oynar ya da sınıfta devam ederlerdi takılmaya. Ne diyeceğimi tahmin ettiniz muhtemelen. Futbol oynamaktan oldum olası nefret etmişimdir. Hala sevmem, izlemeyi de hala sevmem. Ama oradaki olay da şuydu, ben işte ilk defa futbol oynamayı sevmediğimi söylediğimde ve oynamadığımda erkekler tarafından bir dışlanmam ve büyük bir baskıyla karşılaşmıştım. İlk buydu. Tabii daha öncesinde o sünnet meselesi var. Yani sünnet olmuştum veya ailede elbette tanışıyoruz erkeklik dediğimiz şeyle, evin erkeği olmanız bakımından. Ama bunu bu kamusal alanda ve bir erkek topluluğu içinde böyle yüzleşmemin ilk örneği olması açısından önemsemiştim. Önemsedim ve aklıma geldi. Ve buradaki dayatmanın aslında basit bir dayatma olmadığını düşünüyorum. Yani bu benim futbol sevmediğim halde her hafta orada futbol sahasında beklemem. Aslında erkeğin işte erkek olma adı altında hayatı boyunca yüzleştiği ve işte Murat Hocam da biraz bahsetti o yüklerin küçük ve masumlarının bir örneği aslında. Ve şöyle ilişki kurmuştum yani tabii futbol oynamayı bilmediğim için defansta bekletilirdim. Pas vermeyi bile beceremediğim için işte gelen topları ileri doğru salla şeklinde her hafta öyle bir görevim vardı. Ya şimdi o zaman bu erkekliğimi kanıtlamak için kendimce futbol sahasında zoraki bir şekilde beklememin bugün de aslında erkeklikten sakınmak için, erkekliği eleştirmek için bu sefer araştırma sahasında defansta durmamdan çok da bağımsız olmadığını düşünüyorum açıkçası. Böyle bir bağ kurmuştum o yazıda da. Burada öyle başlamamın sebebi de şu, hani bu araştırma sahasında erkekliğe karşı defansta durmak dediğim şey de işte o eleştirel erkeklik çalışmalarına denk geliyor aslında akademik çalışma alanı olarak. Bu yani eleştirel erkeklik çalışmaları dediğim şey neden burada konuştuğumuzun cevabıyla devam edeyim. Dediğim gibi bu erkek kurtuluşçu hareketine varan bir şey değil tabii ki. Erkekleri özgürleştiren bir noktası da var. Bunu da vurgulayacağım ama zaten bu eleştirel erkeklik çalışmaları dediğimiz alanın çıktığı yani önünü açan vurgulardan biri de kadınların ezilme pratiklerini anlamlandırabilmek için sadece kadını değil erkekliği de araştırmamız ve sorgulamamız gerektiği üzerine. Bu vurguyla önü açılıyor ve diğer çok basit bir vurgu, yine Murat Hoca biraz bahsetti. Kanal'ın, işte öncülerinden Kanal'ın 80'lerde yaptığı erkeklik değil, erkeklikler vurgusu. Çok basit bir vurgu aslında, oradaki çoğula referans veriyor. Ama tam olarak da şunu vurgulaması açısından önemli. Sadece erkeğin kadına tahakkümü değil, erkek cinsi içinde de bir cins içi, internal hegemony dediğimiz, o iç hegemonya dediğimiz, erkeğin erkeğe uyguladığı tahakkümü de görünür kılması ve farklı erkeklikler arasında bir güç ilişkisine dayalı bir toplumsal düzenin olduğunu vurgulaması açısından kritik bir vurgu. Ve böyle açılıyor bu alanın önü. Hegemonik erkeklik kavramı duymuşsunuzdur. Bu kavram çerçevesinde daha çok araştırmalar ilerliyor. Hegemonik erkeklik dediğimizde işte o toplumda her kültürde idealize edilmiş egemen erkeklik formu. Şimdi bu teorik şeylere girmeyeceğim. Türkiye kontekstine dediğim gibi girelim bir an önce. Bu hegemonik erkeklik dediğim şey Türkiye'de neyi dayatıyor erkeklere? Bunu görmek ve bu adımlara eleştirel yaklaşmak çok önemli bence. Ve bu adımları, yani neyi dayattığını görmek aynı zamanda neyi dışarıda tuttuğunu da gösterecek çünkü. Ve bu neyi dışarıda tuttuğu işte toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemli. Bu ya bir süreç dediğimiz gibi ve birbirini etkileyen bir süreç. İşte sünnet ilk bir kadın gibi görünüyor ama doğduğumuz andan hatta cinsiyetimizin belli olduğu andan itibaren anne karnında başlıyor. Bu renk olayı en klişe örnek. Ama bu mavi pembe olayını da açtığımızı zannediyordum ben ama yeni bir moda çıktı belki duymuşsunuzdur. Şimdi bebeğin cinsiyetini öğrenme partileri düzenliyorlar. Ve işte anne baba öğrenmiyor cinsiyeti, düzenleyen parti düzenleyen şirket öğreniyor, işte partiyi ona göre düzenliyor. İşte anne baba balon patlatıyor, içinden pembe konfeti yağarsa işte kız çocuğu olduğunu görüp seviniyorlar vesaire. Yani bu renk olayını bile aşamamış durumdayız maalesef. Hani bu basit bir örnek gibi görünüyor ama erkeğin hayatı boyunca işte bu tarz roller mavi dayatılması gibi pek çok rolle ilerliyor. Sünneti dediğim gibi Murat Hoca da değindi, şu bakımdan çok önemsiyorum yani İşte penisin fallusa dönüştüğü, yani onun bir iktidar simgesi olduğunu, çocuğa aşılandığı, dayatıldığı ilk şey. Hani dediğim gibi diğer cinsellik olsun, aile kurmak, işte iş sahibi olmak, askerlik, biraz daha yetişkin bir erkekten bahsediyoruz. Ama orada o çocuğun, özellikle işte ritüellerden devam edersek, o sünnet edildikten sonraki gerçekleşen ritüeller, çocuğun tam da işte penis, yani çok kaba tabirle penise sahip olduğumuz için kendimizi bir halt zannetmeye başladığımız ilk adım olarak görünüyor sünnet. Bu yüzden buraya eleştirel yaklaşmak gerekiyor. Dediğim gibi dini boyut ve sağlık boyutu var. Bunlara çok girmeyeceğim ama bu biraz daha eleştirel yaklaşamamamızı destekleyen şeyler maalesef. Ama toplumsal boyutunun da aslında dini boyutundan daha yüksek, daha önemli, daha doğrusu daha görünür olduğunu şuradan da anlayabiliriz.
Sünnet, bugün sünnet dediğimiz şey bu tek tanrılı dinlerden sonraki süreçte şekillenmiş bir şey ama tek tanrılı dinlerden çok daha önce erkek cinsel organa uygulanan müdahaleler söz konusu sünnet adı altında olmasa da. Ve hepsinde de dikkat çeken şey tabii ki erkeklikle ilgili olması. Yani erkekliğe yapılan bir vurgu amaçlı işte mitolojik hikayelerde dayı var. İşte erkekliğe cezalandırmak amacıyla, daha doğrusu alt etmek amacıyla işte babasının gücünü elde etmek için babasının cinsel organını kesen bir tanrı veya kendini cezalandırmak amacıyla işte Attis Kibele aşkı, Kibele'ye olan aşkını unuttuğu için kendini cezalandırmak amacıyla cinsel organını kesen Attis vesaire. Orada tabii erkekliğe bir ceza amacıyla yapılan bir müdahale söz konusu bugünkünden farklı olarak. Bugün erkekle erkeklik katmak amacıyla yapılıyor. Ama ikisinin de vurguladığı şey tabii ki bir erkekliği simgelemesi ve gücü simgelemesi. O yüzden bu tören meselesi, hani artık 6 aylıktan daha küçükken yapılıyor çocuklar sünnet. Ama kaldı ki mesela çocukken, bebekken yapılan sünnetleri bile ileride 5-6 yaşına geldiğinde çocuk sünnet töreni yapmayı tercih eden aileler var. Hani yıllar önce sünnet edildiği halde. Veya şöyle bir örnek okumuştum, bu daha vurucu bir örnek. Yani bazı bebekler sünnet derisi olmadan doğar. Ama onlar bile sırf sünnet edildiğini etrafa duyurmak veya işte o erkekli meselesinden dolayı hafifçe kanatılır mesela, kanatılmış ve yine sünnet töreni düzenlenip yeni sünnet olmuş gibi bir törensel uygulamalar söz konusu. Bu yüzden kritik ve bir hani kaldı ki din boyutunda da hani sakıncalı şeyleri, yani sakıncalı bulmamız sebebi Müslümanlarda ve Yahudilerde var sünnet ama Müslümanın kitabı olan yani Kur'an-ı Kerim'de sünnete dair bir şey geçmez mesela. Hazreti Muhammed'in hadislerinde geçtiği düşünülür. Yani buna dayatıldığı halde daha doğrusu tek tanrının sağlık boyutu da şöyle hani sünnet, bu da modern tıbbın dayatması tarzı klişe şeyler söylemeyeceğim ama sağlık üzerinden hani o derinin alınmaması sonucu işte bakteri kapma üzerinden daha doğrusu orasının pis kalması ve işte bakteriyel hastalıkların kapıldığına yönelik birkaç araştırma var, tıbbi çalışma var sünnet üzerine. Ama bu da hani kulağımızı temizlemeyip hastalık kapmakla birebir aynı bir şey bence, kusura kulağımızı kesmediğimiz gibi. Orayı da hani bir beden bütünü olarak görüyorum. Kaldı ki şunu vurgulamak da ama hani din boyutunda da bu yüzden pembe hayat geçen sene yine sünnet üzerine konuşalım diye çağırmıştı. Güzel bir atölye olmuştu. Orada bir arkadaş örnek vermişti. Mesela sünnete karşı Müslümanlar diye bir oluşum da var. Bu Facebook'ta bir hesapları vardı. Adları bu değil ama search ederseniz bulursunuz muhtemelen. O da hani Kur'an-ı Kerim'de geçen bu bilirsiniz size en güzel şekilde yarattım ayeti ya da bu tarz bir şey ayet işte. O ayete dayandırarak hani beden bütünlüğünü bozmaya karşı olan Müslüman bir grupta var mesela. Kaldı ki kadın sünnetine bu kadar hani insan hakkı ihlali olarak görürken erkekliği görmememizin sebebi de yine onun altında bir erkeklik meselesini yaptığını gösteriyor. Neyse din ve sağlık boyutuna girmeyeceğim demiştim de girdim yanlışlıkla. Devam edeyim. Şöyle devam edeyim ya, bu bir süreç dediğim gibi birbirini etkileyen bir süreç. Hani sünnet olmazsan sonra evlilikte işte sorun çıkıyor. Askeri gitmez, eşcinselsen işte hegemonik erkeklikten bahsediyorsak tabii ki heteroseksüel bir cinselliği sahip olman gerekiyor. Eşcinselsen işte burada erkekliği baltalıyor, evlilik ve askerlik çıkmaza giriyor vesaire. Dolayısıyla bu adımların her birinin yapılamayışı bu yüzden erkekliği bir tehdit olarak görülüyor ve devam ediyor. Bu eşcinselliğe bu kadar, yani homofobinin bu kadar erkekliğe yönelik olduğu mesela literatürde yazar. Sebebi yine erkekliğin yüceltilmesi ve kadının işte toplumda her alanda olduğu gibi bu alanda da çok önemsizlik görülmesi üzerinden. Sebebi de dediğim gibi erkekliğin yani bir kadınsılık, eşcinselliğin kadınsılık ve kadınlıkla eşleştirilmesi erkeklerin gözünde. Dolayısıyla eşcinselliğin de erkeklerin en büyük düşman olarak görülmesinden kaynaklı. Benzer şey askerlikte de var mesela. Askerlik üzerine daha çok yazılan şey var ama hep temel şey askerliğin bir erkekliği öğrenme okulu olarak ele alınması. Bunun temelinde de tabii homososyal bir yapıdan bahsediyoruz. Tamamen erkeklerin olduğu, erkekliğin dayatıldığı, ağır bir erkekliğin olduğu. Ben askere gitmedim ama okuduklarım ve dinlediklerim üzerinden konuşuyorum. Bir durum söz konusu. Orada da kadınlık ve kadınsının dışarıda olması tek bir şekilde içeride. O da işte erkeğe cezalandırma yöntemi veya aşağılama yöntemi olarak o cinsiyetçi söylemler veya cinsiyetçi cezalandırmalar üzerinden kadınlık sadece askerliğin içinde. Yani burada uygulamaya çalıştığım şey aslında şu. Egemen erkeklik dediğimiz şeyin sadece erkeklik içinde değil, kadınlık içinde neden önemli olduğu, yani eleştirel yaklaşmamızın neden önemli olduğu şu bakımdan önemli. Bu egemen erkeklik form dediğimiz şey kadınlığın ve kadınsızlığın sürekli aşağılanması ve ötekileştirilmesi üzerinden yüceltilen ve inşa edilen bir süreç. Bu yüzden hani burada da ya da feminist ortamlarda bu erkeklik dediğimiz şeyi konuşmamız gerekiyor. Babalığı da şu yüzden dediğim gibi önemsiyorum. Ya babalık bu bahsettiğimiz yüceltilen erkeklik formunun, egemen erkeklik formunun yeniden üretilmesinin en kilit mekanizmalarından biri, en büyük rollerinden biri. Bu yüzden aslında babalık üzerine yapılan çalışmaları çok çok önemsemek gerekiyor. Çünkü
babalık, yani babalığı dönüştürmeye yönelik yapılan her çalışma zaten erkekliğe, erkekliği dönüştürmek için de büyük bir adım olacak. Gülhan Açev'in yaptığı o ve gitgide büyüyen ilgili babalığa yönelik eğitim çalışmaları çok önemli mesela. Ama şurada şöyle bir şey var ya, 1950'lerden beri Batı Avrupa'da ve Amerika'da babalığın değiştiğine yönelik bir algı var. Yeni babalık kavramını üretiyorlar. 80'lerden, 90'lardan sonra Türkiye'de de bazı değişimlerin olduğu araştırmalarda söz konusu. Ama vurgulamamız gereken şey şu, bu yeni babalık dediğim şey, araştırmalarını gösterdi zaten. Eskinin birebir zıttı veya eskinin tamamen terk edilmiş hali değil. Sadece eskinin de hala belli özelliklerini barındıran ama bazı işte değişimler olan, yani çocuğa biraz daha duygusal yakınlık ilgili babalık anlamında, biraz daha çocuk bakımına katılma tarzı şeyler. Ama burada da teoriyle pratik arasındaki uyuşmazlık genelde görülüyor saha çalışmasına dayanan araştırmalarda. Evet, babalık kültüründe veya erkeklik teoride bir şekilde değişiyor. En azından eleştirel yaklaşımların bir sonucu oluyor. Ama bunu pratiğe yansıması, gündelik hayata yansıması o kadar kolay olmuyor. Ve sürekli bir boşluk olduğu düşünüyor. O yüzden teoriyle pratik arasında sürekli teori veya kültür önden gidiyor. İşte pratik onun peşinden geliyor. Ama bu boşluğu biraz iyi yandan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hani bu boşluk hiçbir rol birdenbire tamamen bir şekilde değişmez. Ama bir değişimin olduğuna yönelik bir süreç gibi görmek gerekiyor bunu bence. Buradan şuraya geleceğim. Ben biraz karikatürize etmeyi seviyorum bu tarz şeyleri. Hani neden, daha doğrusu bu durumun, bu sürecin, bu erkek egemen erkeklik sürecinin yarattığı şey, bir tarafa bu egemen erkekliği koyarken diğer tarafa tamamen kurucu öteki olarak bütün erkeklikleri tek bir eksi olarak görmesi. Yani işte bir tarafta bir erkek düşünün, eli silah tutan, işte sünnet olmuş, heteroseksüel, evli, işte iş sahibi olan vesaire vesaire. Buna A diyelim atıyorum. Diğer tarafta da işte eşcinsel bir erkek var ya da işte sakat bir erkek var, antimilitarist bir erkek var, işte gayrimüslim bir erkek var Türkiye örneğinde. Sorun işte bu A'nın karşısında bütün bu farklı erkekliklerin BCD olarak görülmeyip toplumda hepsinin A eksi olarak, bu A artının kurucu öteki olarak kılınması ve bu kendi aralarındaki farklılıkların da görünmez kılınması asıl sorun. Bu yüzden benim vurgulamak istediğim bu konuşmanın temel şeyinde farklılıkların farkındalığı aslında. Çünkü bu farklılıkları ön plana çıkarmak, yani o A eksileri BCD yapmak, A'yı da onun içine katarak biraz daha farklılıklar arasındaki o güç ilişkilerini de göstermesi açısından önemli. Kaldı ki A artının o artısının bir avantaj değil, yük olduğunu göstermesi de önemli. Çünkü bu hegemonik erkeklik dediğimiz şey aslında asla ulaşılamayan bir şey olarak görülüyor. Yani sen bunları yaptın, artık egemen erkeksin, en güçlü sensin gibi bir durum yok. Erkek sürekli bir performans, Murat Hoca'nın dediği gibi performansla oraya ulaşmaya çalışıyor ve hayatı böyle geçiyor zaten. Ve hani ulaştığını düşündüğünde dahi sürekli o A-X'ye kayma tehlikesiyle, ki her an her saniye yaşayabilir bunu, o A-X'ye düşme tehlikesiyle bu sefer o krizi yaşıyor ya da işte erkekliğini bu şekilde inşa ediyor. Dolayısıyla hani farklılıkların farkındalığını bu yüzden önemli buluyorum ve o A-X'lerin görünür olmasını, ya yani farklılıkları ön plana çıkarmamız gerektiği vurgusu şu, o yüzden eşcinsel hareket bu derece önemli bence, o yüzden antimilitarist hareket bu derece önemli. O yüzden işte sünnete karşı Müslümanlar oluşumu bu derece önemli. O A-X'lerin görünür olunması ve hani olağanlaştırılması açısından. Burada da hani bilinç yükseltme dediğim şeyin, feminizmden tanıdığımız bilinç yükseltmenin ben erkek bahsine de uyarlanabileceğini düşünüyorum. Aslında şu an yaptığımız şey de tam olarak o. Ama hani bilinç yükseltmeden kastım da işte bilinç yükseltme dediğim şey, işte keşfedilmesi ve sonra değiştirilmesi, dönüştürülmesi gereken bir gerçekliği işte politik bir eylem olarak baz almak ve daha sonra bu işte kategoriyle ilgili, bu gerçeklikle ilgili toplumsal kategoriye bunu yaymak. İşte burada da bahsetmemizde eleştirel yaklaşmamız gereken şey o egemen erkeklik, hegemonik erkeklik dediğimiz şey ve bunun da işte baş tabii ki ilgisi olması gereken baş kategoride erkeklik kategorisi. Ve hani şu bakımdan bunu da önemsiyorum. Şöyle bir anımı anlatayım. Yüksek lisans tezim dediğim gibi bunlar üzerineydi biraz. Orada bir tane kadın arkadaş mesela şunu söylemişti bana. Ben senin yüksek lisans tezinden erkek arkadaşlarıma bahsettiğimde çok farklı geri dönüşler alıyorum demişti. Çünkü hepsi aslında daha önce bu erkeklik aşamalarını sorgulamadığını, bunları fark etmeden yaptığını ama fark ettiğinde ve bunları yapmayıp aslında toplumsal beklentileri bir nevi boşa çıkarmanın kendilerini acayip özgürleştirdiğini ve acayip rahatlattığını söylüyorlardı mesela. Tam olarak bu yüzden bu adımları saydık ve bu adımları eleştirel yaklaşmamız gerektiğini vurgulamak gerekti ve bir dönüşüm sağlamak istiyorsak o artının işte avantajdan öte bir yük, erkeğe dayatılan büyük bir işte erkeklik, yani çok erkeğler, o Tayfun Atay'ın, Funda Hoca'nın da bahsettiği lafı bu yüzden sürekli vurgulamamız gereken bir şey. Erkekliğin aslında erkek olma çabası altında kendinin en çok ezildiğini göstermemiz açısından.
Bir yandan da bu o artı meselesi, yani artının artı olarak görülmesi zaten değişimin neden zor olarak görüldüğünü de gösteren bir şey. Çünkü hani ataerkil bir sistemde yaşıyoruz. Sırf erkek olduğumuz için belli bir avantajları illaki yaşıyoruz. Yani en ne bileyim bu sistemi reddeden queer bir insan da getirseniz ben işte bu sistemden yararlanmıyorum gibi bir şey mümkün değil bana kalırsa. Kaldı ki yani böyle bir toplum içine doğmuyoruz. En basitinden dışarıda tanımadığınız birileri tarafından hani bir kayırma yaşamışızdır sırf erkek olduğumuz için. Dolayısıyla hani bu şeyin avantajlı görülen tarafı olduğumuz için erkekler olarak bu yüzden değişim zor gibi görünüyor. Ama burada da işte o dediğim o artının aslında yük olarak vurgulanması ve çeşitliliğin diğer tarafta karşısındaki farklılıkların ortaya çıkarılması çok önemli. Ya şu şey aslında erkekliğin nasıl yani dönüşmesinin kolay olduğunu da vurgulayan bir şey. Şunu aklında tutarsak yani sonuçta bir toplumsal cinsiyet kategorisinden bahsediyoruz. Yani erkekliğin bir sabit bir şey olmadığını, tarihsel bir şey olduğunu akılda tutarsak, kültürün içinde üretildiğini akılda tutarsak ve işte bir toplumsal süreçte inşa edilen bir şey olduğunu akılda tutarsak zaten değişimin de mümkün olabileceği gayet açık bir şekilde görülüyor. Bu dediğim gibi feminizm için de önemli ve gerekli bir şey. Bu bakımdan da farklılıkların işte her türlü güç ilişkisini göstermek açısından farklılıkları ön plan çıkarmak gerektiğini sanıyorum. Bu farklılık dediğim şey de aslında yani farklılıkların farkındalığı dediğim şey de aslında kesişimsellik dediğimiz tartışmaya götürüyor bizi. Hani Funda Hoca'nın daha sonradan eklediği eşitsel erkeklerin kadınların da altında görülmesi meselesi mesela. Çünkü patriarka eleştirisi artık çok da kapsamlı bir analiz sağlamıyor bize. Çünkü patriarka dediğim şey tamam müthiş bir literatür var ama en temelde en basit haliyle kadınların ya yani erkeklerin kadınlar karşısındaki tahakkümünü temel alan bir toplumsal düzene işaret ediyor. Dolayısıyla bütün kadınların sanki erkekler karşısında aynı derecede, aynı ezilme pratikleriyle ezildiği gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Ama kesişimsellik dediğimiz şey, farklılıkları temel alan ve farklı konumsallıkları vurgulayan kesişimsellik dediğimiz şey, bu bakımdan önemli. Yani işte siyah kadınların beyaz kadınlarla aynı şekilde ezilmediği, farklı ezilme pratikleriyle yüzleştiği, siyah feminizmin içinden çıktığı bir kesişimsellik dediğimiz şeyde. Ama sadece ırk değil işte toplumsal cinsiyetinde, yaşında, işte etnisitenin her şeyin, her farklı konumsallığının aslında farklı ezilme pratiklerini yaşadığını vurgulamak açısından önemli ve bu yüzden artık patriarka eleştirisinden öte kesişimselliği ön plana çıkarmamız gerektiği söyleniyor. Kaldı ki bu eleştirel erkeklik incelemeleri dediğimiz alanda zaten kesişimselliği içinde barındırıyor. Çünkü dediğim gibi iç hegemonya dediğimiz yani erkeğin kadına değil, erkeğin erkeğe uyguladığı tahakkümün de çalışıyor ve görünür kılmayı amaçlıyor. Bu yüzden zaten hani ataerkil eleştirisi bir noktada şeye çıkmaza giriyor. İşte bu dediğim gibi bu kesişimsellik yani farklılıkları temele almanın başka bir erkekliğe ancak başka bir erkekliğin mümkün kıldığını söyleyeyim. Şu şekilde bitireyim. Bu hegemonik erkeklikleri kanal başka kavramlar da üretiyor kategoriler. İşte eşcinsel erkeklerin heteroseksist düzende her türlü ezilmeleri için ezilmelerini vurgulamak için mağdur erkeklik kavramını kullanıyor. Ya da işte siyah erkeklerin beyaz toplumsal cinsiyet düzenindeki ötekileştirmelerini vurgulamak için marjinalleştirilmiş erkeklik kavramını kullanıyor. Mesela bu kategorileştirme artık hani 80'lerde yaptığı bir şey, bu 90'larla gelişen bir şey. Hani bugün her kategori belli bir şeyi dışarıda tutuyor algısından dolayı. Hani çok taraftar değil kategorileştirmeyi ama buradan şuna geleceğim hani toparlayayım da o yüzden. Bir başka kullandığı şey de suç ortağı erkeklik kavramı. Suç ortağı erkeklik dediğimizde buna bazı işbirlikçi olarak da çeviriyor ama suç ortağı bence pek çok kişi gibi ben de daha vurucu ve gerçeği yansıtan bir şey olduğunu düşünüyorum. Bahsettiği şey de şu, hegemonik erkeklik dediğimiz şey, şeye ulaşamadığı halde bunu besleyen, bu algıyı besleyen, bu düzeni besleyen ve bu düzenden yarar sağlayan erkeklikler için kullanıyor suç ortağı erkekliği. Ben bunu mağdur ve işte marjinal erkeklikten de ayrı tutmuyorum. Hatta hegemonik erkeklik dediğimiz şey asla ulaşılamayan bir form olduğu için bütün erkekler aslında suç ortağı erkekliğe giriyor. İşte burada ve vurgulamak istediğim şey şu, buradaki suç ortaklığı basit bir suç ortaklığı değil arkadaşlar. Yani biz erkekliğe, bu egemen erkekliğe eleştirel yaklaşmadığımız sürece, erkekliği dönüştürmek için bir şeyler yapmadığımız sürece suç ortağı olmaya devam edeceğiz. Ve bu suç ortağı dediğimiz erkeklik de işte tam olarak o karşı olduğumuz, işte eli silah tutan, kadınlara işte şiddet uygulayan, LGBT'leri öldüren, doğaya zulmeden, hayvanları katleden vesaire örneği çoğaltın. Tam olarak bu erkeklik. İşte bu erkeklikle suç ortağı olmamak adına kendi erkekliğimizden rahatsızlık duymalıyız ve bir şeyleri dönüştürmenin mümkün olduğunu akılda tutmalıyız diye düşünüyorum. Teşekkürler. Biraz uzattıysam özür dilerim. Teşekkürler Atilla. Şimdi soru cevap faslına da vakit bırakabilmek için biraz hızlı gidiyoruz. Sıra Mert'e geldi. Ben başta Mert'i tanıtırken
önemli bir inisiyatifleri var, onun inisiyatif mi diyelim, Yanındayız Derneği, dernek, evet. Ondan da biraz bahsederek hatta Canan Güllü de ha, beraber evet, misiniz orada? Çok güzel, çok uygun birisiyle birliktesiniz. Çok şimdi sana hani biraz da şey sormak istiyorum. Burada böyle konuşuyoruz, işin teorisi var, mangalda kül bırakmadığımız da oluyor, hepimiz için geçerli. Özellikle hani toplumsal cinsiyet eşitliği denince öne çıkan figürlere de bakıyorsunuz. Acaba gerçek hayatında nasıl? Çevresindeki insanlara nasıl davranıyor veya çalışanlarına nasıl davranıyor? Kadın bile olsa biliyorsunuz kadın olmak başlı başına eşitlikçi olmayı beraberinde getirmiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda nasıl bir performans sergiliyor? Hepimiz biliyoruz kendine feminist diyen ama gerçek hayatında hiç öyle siyaseten doğru olmayan, dayanışmacı olmayan insanlar tanıyoruz. Feminist olduğunu söylemediği, hatta bunu reddettiği halde de çok dayanışmacı insanlar tanıyoruz. Bunu da hani akılda tutarak sana şey sormak istiyorum. Pratikte neler oluyor acaba? Biraz da bundan bahseder misin? Benim kendi hayatımda mı gözlemlediğim anlamda mı? Bence ikisi de. İkisi de. Ama yok, tamam. Bence hayatında şimdi şöyle, yok, yani şöyle, yani. Şöyle bir şey var aslında. Özellikle o örnekten söyledim. Ben çok kadınların aktif olduğu bir hayatın içinde büyüdüm. Genel hayat olarak işte anne babam çok erken yaşta ayrıldı ve ben de çok böyle kadınların çevremde yoğun olduğu bir hayatta büyüdüm. Oradan da beslenerek galiba onların hiçbir zaman kadın kimlikleri ya da erkek kimlikleriyle değerlendirmedim. Ya da hani çocuk aklıyla şöyle bir şey düşünmedim. Çok erken yıllarda halk evine başlamış birisi olarak 13 yaşından itibaren gitmeye başladım ama hiç şöyle bir şeyim olmadı. Ya benim bir erkek modelim yok. Ben ne yapacağım şimdi? Nasıl bir erkek olacağım acaba? Hani hayatımda çok fazla babamla geçirdiğim bir zaman yok. İşte ne bileyim başka erkek figürler yok. Şimdi bu figürler olmadan ben nasıl bir erkek olacağım, hay Allah ben nasıl adam olacağım falan gibi derdim hiçbir zaman olmadı. Hiçbir çocuğun da olduğunu düşünmüyorum bu anlamda. Tabii ne kadar hani psikoloji bilimi bunun üzerine çokça şey söylemiş olsa da bunu bir kenara bırakarak söylüyorum. Geçmişe dönüp baktığımda da bununla ilgili galiba hayatımdaki uygulamaları ya da beni bu biçimde düşünmeye ya da mücadeleye sevk eden şeyin biraz o geçmiş olduğunu düşünüyorum. Buradan doğru bu yüzyıldaki insanların da artık bu mücadelenin içinde araştırmaların çokça yayınlandığı, çok popüler dergilerin içinde bile artık konuşabildiğimiz ama buna rağmen bir yandan da hani Kozmopolitan dergisinin içinde de görebileceğimiz, günlük herhangi bir gazetenin içinde de görebileceğimiz habere dönüşmesi anlamında çok değerli buluyorum. Ve bir tarafıyla da tabii ki Birikim dergisinin üzerine de erkeklik halleri üzerinden bir işte yazı okuyabileceğimiz bir imkana sahipken internetin tam da bu mücadelenin göbeğine oturdu ve kaynağın doğru biçimde yönetilmesi ne kadar bilgi kirliliği olsa da bununla birlikte insanların bu fikre alışması ve hani bir yerden beslenmesini çok değerli buluyorum. Benim geçmişimde olmayan, az olan bu anlamda kaynağın şimdilerde artık herkesin mücadelesine dönüştüğü bir durum var. Bizim yaptığımız kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının içinde bile cinsiyet eşitliği geçtiğimiz 3 yılın konusuydu zaten. Ve her daim buna dair işte şirketlerle olsun, uzmanlardan destek alarak, akademisyenlerden destek alarak yürüttüğümüz birçok çalışma var. Bizim derken neyi kastettiğimi söyleyeyim bir taraftan da. Yanındayız Derneği bizim için yeni bir yapı. Yanındayız'ın aslında temel amacı erkekleri erkeklerle karşılaştırıp erkeklerin problemini erkeklerle çözmek. Çünkü hani kadın mücadelesinde zaten kadının bununla ilgili bir bilgi eksikliği yok. Çünkü maruz kalan kendisi. Duruma maruz kalan, önüne çıkan engeller gerek toplumsal kodlarla gerek şirket içinde aslında bir erkeğin de yaşadığı engeller gibi görünse de kadın kimliğinin bir şekilde ona dayatıldığı ya da işte bazı toplantılara alınmadığı örnekler, bazı fikirlerin dinlenilmediği örnekler falan. Bunun gibi örnekler üzerinden giderek aslında birçok çalışma yürüttük ihtiyaç haritasında. Şimdi oraya geri döneyim. Evet. Şimdi yanındayız da tam da işte buradan ilhamla çıktı aslında. Ben bir yandan da Su Gender'ın danışma kurulundayım. Su Gender'ın bir mor sertifikası var. Sabancı Üniversitesi Cinsiyet Araştırmaları Merkezi. Evet. Ayşegül Hanım'la çok uzun zaman bunun üzerine çokça çalışma yaptık. Ebru Nihal Celkan yine içinde bir fiil çalışma yürüten birisi. Tam da buradan aslında ERG'nin yine eğitim reformunun aslında bir öğretmen ağı projesi var. Öğretmen ağı projesi içinde de
bu öğretmenlerin aslında eğitildiği bir proje ve yani geliştirildiği, güçlendirildiği bir proje. Bunun içinde de hocalara, öğretmenlere nasıl mor sertifika veririz ve onlar nasıl aslında öğrencilerini etkilerler üzerinden bazı çalışmalar yaptık. Ne kadar önemli aslında öğretmenler, değil mi? Çünkü bazen evde eğittiğin çocuğunu okulda evet. kaybedebiliyorsun. Aynen, yani hani o çocuğun, evde eğittiğin çocuğunu ya da tam tersi de olabiliyor. Hani evde eğittiğin çocuğu okulda kaybedebiliyorsun ya da işte okulda eğittiğin çocuğu tam tersine evde eve gönderdiğinde o çok daha yaygın. Hani öğretmenler orada anlattığı şeyin tam tersini evde görüyor ve çocuk bir türlü uygulama alanı bulamadığı için ya da bunu denetleyebilecek bir karşı taraf olmadığı için becerilememiş bir ödevle ya da gerçekten kafası çok karışık biçimde geri dönebiliyor. TGV'de buna benzer çalışmalar yaptık aslında. Çok küçük yaşta okuyorum, oynuyorum projesinin içine cinsiyet eşitliğini yerleştirdik. Buna dair ihtiyaç haritasıyla yaptığımız çalışmalardan biriydi yine. Çok kısa ihtiyaç haritasından bahsedeyim. Bizim çıkış noktamız aslında ihtiyaç haritasında ihtiyaçla desteğin buluşma noktası olmaktı. Hiçbir zaman hani böyle üzerimizden para geçmeyen, bağış geçmeyen bir yapı ihtiyaç haritası. Fakat sonrasında dedik ki hani bütün bu çalışmalarda bir ihtiyaç. Dolayısıyla 350 sivil toplum örgütünün buluşma noktası olmuşken bu sivil toplum örgütleriyle aslında nasıl, ne gibi çalışmalar yapabiliriz ona biraz böyle yöneldik. Ve devamında aslında bu bahsettiğim projeler çıktı. Ben şimdi bu projeleri anlatmaktan öte hani biraz şeyi anlatayım. Yani, yo estağfurullah. Yanındayız bizim için. Şöyle, yani gerçekten sektörde aktif şekilde çalışan, kadın meselesini aslında bir şekilde kafa yoran, kadın mücadelesinin içinde bir erkek olarak oradan rol çalmadan nasıl var olabileceğini düşünen ve bu pratiği çeşitli alanlarda deneyimlemiş erkeklerden kurulu. Tabii ki içimizde eksikler var. Cinsiyet eşitliğine dair alacağımız eğitimler var. Bir sıra eğitimle tasarlıyoruz şimdi bu. Hem danışma kurulunun içinde hem de dışarıdan aldığımız destekler sayesinde. Ve partner gördüğümüz erkekleri, yani body diyelim ona, kendi aramızda şimdi öyle dedik, yakın görüştüğümüz arkadaşlarımızı ya da seçeceğimiz erkekleri bir nebze geliştirmek, bir nebze değiştirmek aslında dert yanındayız da. Birebir temastan başlayıp bunu toplumun geneline de yayabilmek aslında. Çünkü derneğin üyeleri birçok alanda kimi zaman yazarlar, çok değerli yöneticiler. Danışma kurulumuz zaten kadınlardan da oluşuyor. Bu yıl içinde de işte Eylül ayı içinde de Yanındayız Derneği'nin tam misyonunu ve yıl içinde yapmak istediği planları da paylaşmış olacağız. Yani şu anda biz de aslında temel deneyin derdinde olduğunu biliyoruz fakat bir yandan da bir arayış içindeyiz ve doğru bir zemine oturtmak istiyoruz. Ama bizleri çok heyecanlandıran bir proje ve şimdiden birçok üniversiteden bu anlamda destek görüyoruz. İhtiyaç haritası tarafında da yine şunu da söyleyeyim, hani 47 üniversitede etkin bir şekilde çalışıyor ihtiyaç haritası ve bu 47 üniversitede gittiği her üniversitede mor sertifikayı, yani Su Cender'in cinsiyet eşitliği sertifikasını beraberinde eğitim olarak sunuyor. Kampüs cadılarıyla da bir şekilde iletişim içinde oluyor. Ne bileyim işte kızlar sahadayla da, tam deminden beri futbol ve siyasetten de bahsediyoruz ya ve hani futbolun siyasetin aslında oluşturduğu o gücü, baskıyı bir şekilde kadının nasıl işte giremeyeceği alanları böyle çok rahat sınırlar koyabildiği bir güç oluşturması bağlamında bu gücü nasıl alaşağı ederiz noktasında çokça çalışma yapıyoruz yine orada da. Kızlar Sahada ekibiyle Efendilik diye bir ligin içinde. Kızlar Sahada ekibini Efendilik'in içine dahil ettik. Son 3 yıldır karma maçlar yapılıyor. Yani kızlar erkekler değil, kızlı erkekli maçlar yapılıyor. Bir önceki uygulamalarda kızların attığı goller 2 gibi korkunç uygulamalar olmuş. Şimdi artık bu önümüzdeki 2 yıldır, 3 yıldır onu da böyle başka bir yere oturttuk ve kızlar sahadanın tam da futbola ilgi gösteren kadınlar ya da hiç ilgi göstermeyen kadınlar bu mücadelenin içinde var olmak isteyenlerin şirketler içinde, sosyal hayatın içinde kendi arkadaş toplulukları için ne kadar futbol bir araç olarak kullanıp bununla ilgili nasıl çalışmalar yaptığını gözlemleme şansımız oldu ve çok iyi geri dönüşler aldık oradan da. Benim derdim biraz biz kendi aramızda toplantıdan önce sizin karşınıza çıkmadan önce konuşurken bir minik toplantı yaptık.
tutum ve tutarsızlık aslında bu mücadelenin içinde. Galiba yanındayız'ı en iyi anlatmanın yolu da bu. Diyoruz ya işte kanaat önderleri, yazarlar, yöneticiler, kimi yatırımcılar, şirketler işte toplumsal cinsiyet üzerine çokça destek veriyorlar. İşte kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapıyorlar. Kurumların içindeki insanları eğitiyorlar. Fakat kadın erkek eşitliğine bakınca şirket içinde görüyorsunuz ki 500 çalışandan 50'si kadın. Ya da işte parti siyasetine hani bakıyorsunuz, işte vaatleri görüyorsunuz. Sonra içeri giren milletvekili sayısını görüyorsunuz. Hani korkunç bir oran. Yani dolayısıyla biraz artık bizim derdimiz, Birleşmiş Milletler bir araştırmasına göre, aslında UN Women'ın bir araştırmasına göre, biz bu hızla gidersek dünya olarak 119 yılda eşitlenebileceğiz. Yani dolayısıyla bu eşitlenmenin ancak, hani artık bunu sağlamak istiyorsak gerçekten ve bu noktada samimiysek, bunun erkeklerin de bir el olarak, hani demin ki şeyde vardı ya sokakta, %49 erkeğiz. O yüzden lazım. Çok kıymetliyiz. Azız yani sonuçta. Yani dolayısıyla hani oradaki bakış açısı, yani benim tek uyuştuğum yer şu, yani gerçekten kadın yoksa aslında herhangi bir çalışmanın içinde mutlaka eksiksin bir tarafıyla. Ben pratik hayatımda dedim ya, beni kadınlar büyüttü. Erkekliğin imkansız bir iktidar olduğunu çok net anladım. Bir yandan da çok sevdiğim kitaplardan biridir Erkeklik İmkansız İktidar. Yani şunu anladım ve bundan sonraki yolculuğumda da şöyle bir şey oldu galiba. Hani kurduğum bütün yapıların içinde şirketler, ihtiyaç haritası, işte ne bileyim, belki isimlerini duymuşsunuzdur, moda sahnesi, Dastas, işte Sanat Mahal gibi böyle hani tiyatro kurumu olsun ya da yapı olsun, içinde her zaman kadın sayısı fazlardı ortaklardan. Şimdi 12 kişilik ortaklık yapısı var, işte ne bileyim 6'sı kadın. Dastas şeyde, Sanat Mahal'de 10 kişilik bir yapı var, 6'sı kadın, 4'ü. Evet, eş başkanlık. Fakat bir yandan da şöyle bir şey var, yani bunu pratikte onlara yükü de bırakarak. Yani sadece ya işte biz eşitlendik, hadi şimdi yani mesela bir tane arkadaşımızın kalkıp Bursa'ya bütün hayatını değiştirip orada ev tutup bir yıl boyunca Sanat Mahal için çalışması, bir kadın olarak. Bir kadın ya da erkek olması bizim ortaklık yapımız içinde değişen bir şey değildi. Sonra bir başka arkadaşımızın, yine ortaklardan birinin, gidip aynı evde bir yıl daha orada kalması. Nöbetleşe bir yaşam sürmek. Orada hani toplumsal olarak ne diyecek, annen ne diyecek, baban ne diyecek, sen bir kadınsın, Bursa'ya nasıl uyum sağlayacaksın, orası biraz zor falan. Hiç böyle bir şey konuşmuyoruz bile. Yani ya da ortaklarımdan bir başkası İksen Başarır, yönetmen. Kimi zaman İksen'i İhsan diye anlayan da oluyor. Erkektir diye zaten devam ediyorlar, çok mesele yapmıyorlar ama gerçekten bizim sorunumuz şu oluyor. Bir gün İksen'le biz birlikte otururken, film hakkında konuşurken birinin kalkıp ya kadın yönetmen olmak sektörde çok zor değil mi sorusu. Çünkü soruyla ilgili bir problem var zaten. Yani bu bir nevi pozitif ayrımcılığın ya da hani güya işte kadınların yaşadığı sorunları işaret etmeye çalışırken zaten onları ezilene konumlamak, zaten eksi bir yere getirmek, yani zaten yenik başlatmak, 1-0 mağlup başlatmak, tam da onu 1-0 mağlup üzerinden de böyle erkek diliyle kodlamak, işte bunların hepsinde zaten bir problem var. Bu tarafta tam da bunu aşmak için işte yanındayızla, yönetici kadroyla bu tip konuşmalar, söyleşiler ve eğitimler planlıyoruz. Buradan doğru hareket etmeyi planlıyoruz. Ben böyle sonsuza kadar konuşabilirim. O yüzden susayım, belki soru falan olur. Şöyle yapalım, soru cevap şeklinde ilerlersek belki insanların aklındaki tabii sorulara da cevap bulabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Şimdi mikrofon mu var soruları? Tamam. Alabiliriz soruları. Şurada hemen Şenay var. Zaten salonun yarısını tanıyorum. Kimin ne soracağını da tahmin ederim. Tehlikeli kişilere söz vermeyeceğim. İsmim Fedakar Özdemir. Sakatım görüldüğü üzere. Ben bir şu konuda bir aslında kendi düşüncemi söyleyeceğim. Şey değil, soru değil. Eksik bırakılan bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani bu ülkede
cinsel eşitlik falan deyince eşitsizliğe uğrayan en büyük kesim bana göre sakatlar. Yani sakat kadınlar tabii tacizi, işte tecavüzü daha fazla uğruyorlar. Ama erkek sakatlarında şöyle bir sorunu var. Yo, ben kendimi sakat diye tanımlıyorum. Engelli tanımının doğru olmadığını düşünüyorum. Sakatlar şöyle bir sorun var. Tamamen cinsiyetsiz olarak görülüyor. Bu da büyük bir sorun. Yani kendileri bir model olmadığı için, yani böyle sağlam bir model, güçlü bir erkek model olmadıkları için tamamen cinsiyetsiz görülüyorlar. Örneğin şöyle bir örnek verebilirim. İşte hep birçok yerde aynı örneği veriyorum ama işte AVM'lerde tek engelli tuvaletinin olması, yani normal insanlar, sağlıklı insanların işte bir kadın bir erkek tuvaletinin olup ama şeyin olmaması. Veya işte birilerinin size gelip, benim başıma çok geliyor mesela, işte birileri gelip sana sen erkek misin, hani niye evlenmedin, hani bir şey yapamıyor musun, hani cinselliğini kullanamıyor musun, bu kadar yani kendilerinde bu şeyi görmeleri, haddini aşarak yani bunu sorabiliyorlar. Yani ben aslında buna vurgu yapmak istedim. Yani Türkiye'deki cinsel eşitsizliği en fazla sakatlar uğruyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Aslında çoklu ayrımcılığa uğruyorsunuz siz. Atilla biraz bahsetmişti. Evet. Duymuşsunuzdur. Kim şey yapmak ister? Göğüslemek ister topu. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Açık mıydı bu? Kesinlikle katılıyorum ya. Sosyal bilimler içinde de sakatlık çalışmaları, bu sakat olarak lanse etmeyi ben de daha doğru buluyorum. Onu da belki açabiliriz. Yani engelliden öte sakat, yani sakat böyle sanki kaba bir tabir gibi görünüyor ama aslında sosyal bilimlerde de savunulduğu üzere engelli demek yanlış. Şu bakımdan yanlış. Engelli deyince asıl sakat olmayan, yani bir de sakat olmayan beden algısına göre toplumsal düzen olduğu için aslında o sakat bireyleri engelli yapan bu toplumsal düzen. Yani biz atıyorum şu an işte yürüyemeyen birini düşünmeden o merdiveni yaptığımız için o engelli hale geliyor. Ya da işte diğer sakat falan. Hani bedensel bütünlüğü baz alıp, yani hegemonik olan bir bedensel bütünlüğü oldu, bedensel bütünlüğü olan bir bedeni düşündüğümüz için engelli hale geliyor. O yüzden aslında sakat bence de doğru bir kavram. O yüzden katılıyorum. Hani belki şey bakımdan sıkıntı olabilir. Yani böyle bir hiyerarşi yaratmamak lazım. Tabii ezilmeler, hani ezilme hiyerarşisi yaratmamak lazım ama dediğim gibi sakatlık çalışmaları yükseliyordu. Sibel Yardımcı'ydı galiba. Evet. Sakatlık çalışmaları, sosyal bilimsel yaklaşımlar diye bir kitap var kalınca, çevirilerden oluşan. O ara bir yükseliyor gibi, bir de ben de heyecanlanmışım ama sonra kaldı. Ben de Türkiye'de büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum sakatlık çalışmalarının. Bazı değerlemelerin içinde cinsellikle birlikte alan, cinsellik muammasının içinde de var galiba sakatlıkla ilgili bir şey. Birkaç tek tük örnek var ama ben de geri kaldığını düşünüyorum, o yüzden de katılıyorum kendisine. Akademide de daha çok çalışılması gereken bir konu aslında. Bir şey eklemek ister misiniz? Biz geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yani sayenizde de bir şey daha, hani bir ayrımcılık türünün daha ete kemiğe bürünmüş halini gördük. Şimdi sakatlık deyince işte ilk akla gelen şeyler işte kaldırım boyu, işte ne bileyim bir şey yüksekliği, merdiven falan filan, ama bunların ötesinde işte dediğim gibi cinsellikten, işte yaşamdan, iş yaşamından, bir sürü bir sürü. Her alandan. İstihdamdan, daha işe girmede bile sorunlar. Yani onun için bu algıyı da değiştirmek gerekiyor yani. Tabii. Daha çok konuşulması gerekiyor, evet, ki değişebilsin. Belki görünür olmak önemli değil mi bu noktada? Çünkü bence sakatlar da kendilerini eve saklıyorlar. Belki onları da cesaretlendirmek lazım. Kolay değil. O yüzden. Evet. Tabii. Engelliyor aslında. Evet. Sonra da engelli diyorlar. Teşekkürler tekrar. Şenay'cığım. Bir Atilla'ya sorum var, bir de Murat Hoca'ya sorum var. Atilla, iç egomanyada mekanın dönüşmesi mi lazım, zihniyetin dönüşmesi mi lazım? Erkekliğin en çok pekiştiği yer mekan, hani erkeklik mekanı. Zihniyet dönüştükçe mi mekan dönüşecek, mekan dönüştükçe mi zihniyet dönüşecek? Bu sana sorum. Murat Hoca'ya da, alanda çalışıyoruz. Hani zaten hep konuşuyoruz biliyorsunuz. Nasıl sloganlar yapmak lazım ki onu biraz kıralım? Evet. Erkeklik meselesi. Dönüştürmek için diyorsun. Evet. Yani sorunun cevabı, sorduğun soru biraz tavuk yumurta olayı bence. O yıldan hani bir şey, şöyle bir şey diyeyim mi? Kesinlikle ikisinin de birbirini dönüştürmesi bakımından önemli. Ya zaten sadece mekan zihniyet diye bir ikili de kurmamak lazım. Başka pek çok boyutta var.
ve hepsinin değişmesi, diğer şeylerine değişmesini sağlayacağı için elbette ki mekansal değişim de zihniyet değiştirecek, zihniyet de mekan değiştirecek. Ama belki mekanın oluşumunu da zihniyetin biraz daha oynadığını, hani mekan dediğimiz şeyde biraz toplumsal inşa olduğu için belki o bakımdan öncelikle zihniyetin değişmesi gerektiğini söyleyebiliriz ama karşılıklı bir etkileşim olduğunu düşünüyorum. Ben de bu slogan meselesini söyleyeyim. Aslında Mert'le orada biz biraz ötüşüyoruz. Şimdi Türkiye tamam deyip de gereğini yapmayanların ülkesi. Yani öğrenciye söylüyorsun, ben kendi oğluma söylüyorum. Tamam yapacağız mutlaka diyor ama onun gereğini bir türlü yapmıyor. Çünkü politik doğruculuk, söylemsel düzlemde bir şeyi gerçekleştirmiş olmak, şucu ya da bucu olmak onun gereğini yaptığınızı sanki söylüyor size. Oscar Wilde'ın galiba bir sözü var. Actions speak louder than words diyor. Yani eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşurlar. O yüzden önce eyleme bakmak lazım. Ama tabii bu eylemliliği artırmak ve bilinci artırmak için de bir sürü şey var, kampanya var. Ben dünyanın yeniden keşfedilmemesi gerektiğini, tekrar Amerika'nın yeniden keşfedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela geçenlerde Voices of Men diye bir oluşum varmış Amerika'da, onu sonradan öğrendim ben. Onun çok güzel posterleri vardı. Ben bir öğrencime bir ödev yapacaktı, onu verdim. O posterleri Türkçe'ye çevirdi. Biz şimdi Pamukkale Üniversitesi gibi bir şeyde, yerde o posterleri astık. Orada erkekler, kadınları dinleyin, erkekliğinizi baskılayın falan gibi şeyler söylüyorlar. Aslında bununla ilgili çalışan bir sürü şey var, kurum var. Bir de Türkiye'nin eksiği belki o açıdan şu, yani biz inisiyatif olarak 2013 senesinde toplandık, bir yere geldik. Şimdi bu uluslararası sempozyum yaptık, çok iyi gelişti. Atölyeler yaptık falan, akademide bir şeyler yapıyoruz, derslerimizi ona göre ayarlıyoruz. Ama Türkiye'de ne yazık ki şu an erkeklik alanında çalışan bir şey yok, bir sivil oluşum yok. Vardı, destek olmadığı için gitti. Kendi içerisinde bir alamadılar falan. Bunun bir şey olması lazım. Yani sivil anlamda, sivil tabanda bir örgütlenme olması, çalışması lazım. Bunun için üniversite topluluklarının üniversite çalışmasını ben çok önemsiyorum. Çünkü gençlere ulaşmanın, onlarla birlikte iş yapmanın en önemli merkezi onlar. Oraya toplanıyorsunuz. Ve üniversitede dediğim gibi özellikle son 10 yılda müthiş bir cinsiyetçilik var artık. Giderek artan bir cinsiyetçilik var. Bunun da önünü kesmesi için böyle bir şey gerekiyor diyorum ben. Evet. Aslında büyük şehirlerde bunu konuşmak çok konforlu değil mi kendi evet, aramızda? Evet. Yani küçük yerleşimlerde bu iş daha zor. Ha, pardon, size mikrofonu hemen uzatalım. Evet. Ben sizin söyleminize ilave bir şey, buyurun, aklımda kalan bir şey. Politikacı olarak Ecevit'te, Doğu'da bir ziyareti sırasında yemeğe davet ediyorlar akşam. O da diyor ki hanımlar gelmiyorsa bu yemeği iptal edin. Çünkü hanımların gelmediği bir toplantıda politika konuşulduğu için onları bir adım geride bırakıyoruz diyor. Evet. Ya bunu çok önemsemiştim ve çok evet, hoşuma kesinlikle gitmişti. Tabii nereden nereye geldik ayrıca. Şu tarafta galiba oradan kim el kaldırmış? Ben bu anlamda hocam size de ek olarak yani gerçekten sorumluluk yüklenip deşifre etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani kadınlara da erkeklere de cinsiyet ayrımı hiç düşünmeden kendi bulunduğu şirkette başka bir şirketin verilerine bakarak gerçekten kaç kadın var acaba? Hani o dev holdinglerin içinde, o dev holdinglerin şirin yöneticilerinin içinde bakıp gerçekten o şirketin, o fabrikanın içinde kaç tane kadın var? Yönetici kadrosunda kaç tane kadın var? Ve ne bileyim böyle şimdi bir marka ismi verip şey suçlamak istemiyorum ama hani böyle çok tatlı reklamlar olup sonra o reklamın ne kadar tutarlı bir şekilde devam ediyor. Çünkü hani gerçekten Türkiye'nin bence en büyük sorunu bir tarafıyla ikiyüzlülük, bir tarafıyla da söylediği şeyin peşinde durmamak, arkasında durmamak, hatta bunun tam tersini yaparken aksiymiş gibi davranmak. Yani tutum ve tavrın birbiriyle asla örtüşmemesi. Bizim en basit yapabileceğimiz şey bu anlamda o. Bu rahatsızlığı yaratmak. Çünkü artık bu rahatsızlığı yaratmamız gereken bir yerdeyiz. Ve hem sayıca eşitliğin hem cinsiyet eşitliğinin var olmadan bir dünya barışına da kavuşamayacağımızı düşünüyorum. Sadece Türkiye'nin problemi değil. Çünkü hani gördüğümüz gibi bir önceki örneklerden Amerika'da da öyle. Ve bu dili, bu tavrı, bu şiddeti, dünyanın bu yeni düzenini biraz sekte vurup değiştirecek tek şey kadın örgütlenmeleridir. Yani gerçekten queer aklıdır, kadın örgütlenmeleridir. Başka bir çıkış noktası da ben
göremiyorum. Öbür türlü her zaman şiddetin dilinin ve şiddetin ön plana tutulduğu, bize oradan bir öcü gibi gösterildiği bir şeye maruz kalacağız. Gerçekten salondaki herkese söylüyorum. O tatlı şirketlere ya da o benzeri çalışmalar yapan tatlı görünüşteki yapılara lütfen saldıralım. Bakalım kaç kadın çalışanları var, bakalım ne kadar eşitler. Fırat anarşiye teşvik ediyorsun. Yarın bir haber. Hamdolsun. Şimdi ben uzatmadan bir şey söyleyeyim. Aslında bunun için çok büyük kalabalıklara gerek yok. Mesela 9 Eylül'de olan iki olaydan bahsettim ben. 9 Eylül Üniversitesi'nin bölüm başkanı yüksek lisans öğrencilerine, kadınlara tacize bulunduğunu söyleyen biri. Ve artık kadınlar dayanamıyor. Fakültenin önünde 10 kişi kadar toplandılar, gösteri yaptılar, tacizci hoca istemiyoruz dediler. En sonunda adam istifa etmek zorunda kaldı. Başka bir şekilde yaptı ama 10 kişilik grup buna yetti. Yine 9 Eylül'de başka bir bölümde bir doçent profesör olmak üzereymiş. Uzun süre bir tacize bulunuyormuş. En son bir asistana taciz ettiğinde asistan mahkemeye götürüyor. Mahkemede cezasını alıyor. Fakülte kurulunda iş disiplinde cezasını alıyor ama fakülte diyor ki hocanın profesörlüğü gelmiş, yazık, şey olmasın. Adam profesör yaptılar. Adam da işte ben sol görüşlüyüm de işte AKP hükümeti bana saldırıyor falan diyerek onun arkasına sığındı. Ve yani ama bu bir kişinin mücadelesi bu işi afiş etmeye yetti aslında. Yani çok büyük kalabalıklar, çok güçlü olmaya gerek yok. Sadece ilk önce ifşa, sonra izolasyon. Yani ben hocayım, ben tacizde bulunuyorum. Ama yemekhane gittiğinde herkes benim masasına buyur ediyor. Kurullarda yer veriliyorum. Terfi ettiriliyorum. Yani tacizciysem devam ederim. Nasıl olsa diyorum ki yani toplumsal anlamda kabul edilirim. Benim sekteye uğramıyor. Yani önce ifşa, sonra izolasyon önemli. Bir de erkek dayanışması var değil mi Murat? Tabii. Hmm. Bu suç ortaklığı meselesi çok üzüldüm. Suç ortaklığı meselesine o kadar katılıyorum ki hani şey... Ha pardon. Ha, yok hayır. Şey tarafından da hani yani dönemin iktidarları tarafından hani işte hem Türkiye için çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hem de Rusya'sı, Amerika'sı, işte Fransa'sı hani bu suç ortaklığı başlığı altına zaten iktidarlar kurulup hatta oy potansiyelini de oradan toplamaya devam ediyor. Yani toplumsal kodları alaşağı eden, ne bileyim hani işte vaadin kıraathane olduğu bir ortamda yine erkek topluluğunun bir araya geleceği, hep beraber kek yiyip çay içecekleri. Yani bir ortamda vaat bu. Yani dolayısıyla şunu, erkekliğimizi daha iyi tesis edeceğiz, kadınların girmeyeceği daha çok yer yapacağız. Yani daha güzel bir vaat olabilir mi? Yani orada kadın gülüşü de olmayacak, kadın kahkahası da olmayacak. Yani kadınların sesi de yükselmeyecek. Bir tarafı var, kek biraz kadın. Kadınlar yapacak işte o da yani. Sonuçta üstlerine düşen görevi yapacaklar herhalde kadınlar da. Kek yapacaklar işte. Giremeyecekleri bir alana kek devşirecekler. O keklerin içine inşallah falan değil mi? yok. Kötü bir şey yok. Yani şunu demek istiyorum işin özünde. Bu sadece Türkiye için de değil. Yani dünyanın her tarafında aynı vaat var. Dünyanın her tarafında gücün yüceltildiği bir durum var. Hani güçlü olabilmenin ancak böyle, hatta bir alfa erkeği, erkeklerin içinde de o durum var. Yani beta erkeği. Mesela bazen ben kendimden hareketle söyleyeceğim böyle bir ekşi sözlüğe falan yazıyorlar ve tam bir beta erkeği. Allah da belasını versin falan diyor. Böyle adam mı olur falan diyor. Şey mesela yani çok basit şeylerden mesela böyle kız arkadaşla birlikte yürüdü, elini tutmadı falan diyor. Gerçekten hani bırakın magazini, artık ekşiye yazmak diye bir şey var. Ya da ne bileyim bu Instagram herkesi magazinci yaptı. Herkesi bir şekilde iyi yanları var, bir şekilde de haber almamızı sağlıyor. Hani şu dünyanın bu ortamında, Türkiye'nin bu ortamında hiç değilse haber alabileceğimiz bir kaynak var karşılıklı olarak. Ama aynı kaynak vapurda sizi böyle birlikte yan yana dururken de çekip magazine düşürebiliyor. Ve oradan da türetilen dil, hani o dilin kullanımı yine iğrenç. Hani kadının elinden tutmadı ya da işte onun belini kavramadı, hesabını ödemedi, şöyle yapmadı falan böyle. Ben ya şey böyle hani gerçekten bu konumlandırılan yer ve böyle... Kadın işte o prenses, prensese çiçek götürmedi filan. İşte ne bileyim anneler gününde annesini bilmem nereye götürmedi filan. Böyle tamamen artık kadın olması, o kadın kodu üzerinden bir erkeğin, bir iktidarın bir başkasını ödüllendirmesi.
ya da ona bir şey bahşetmesi üzerinden kurulan dillere de saldırmamız gerekiyor. Yani hani demek istediğim şey şu, o gazete eğer onu yazıyorsa eminim hani bu çok şey mantıklı gelmiyor belki size ama o gazeteye bu yazıya dair bir mail atmak hani hiçbir şey olmayacakmış gibi geliyor ama birileri duyuyor. Ya da oradakiler buna etkileniyorlar. Ya da işte bu dili, erkek dilini devam ettiren çeviriler, metinler. O metinleri okuyup ona not alıp oraya o çevirmene en azından bir farkındalık yaratmak anlamında bir şey. Yani biraz daha böyle bir siz anarşizm dediniz ama aslında biraz daha sorumluluğu herkese bu farkındalığı yaratıp o anlamda basında da işte haber kanallarında da deşifre ede ede artık kendi sayfalarımıza paylaşarak ifşa ederek aynı dediğiniz gibi değiştirmeye dair bir adım atma. Başka türlü gerçekten sadece böyle hani dernekler bir şey yapsın, biz böyle işte bir araya gelelim. Arada konuşalım, işte mutlu olalım ve ayrılalım. Hani bu toplantı tenzih ediyorum çünkü tam da bir şey yapmaya dair bir şey bu. Ve bir eyleme geçmeye dair bir şey. Bunda çok değerli olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Şimdi şurada bir soru vardı. Her alanda mücadele etmemiz gerektiği anlaşılıyor bir kere daha. Şimdi sizin içinde olduğunuz bir alan diziler. Bunu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani zaplayarak görüyorum, yanılıyor muyum bilmiyorum. Aynen deminki olanın belirttiği gibi kadın figürü sadece şık giyinen, şöyle topuklarla gezen, doğru dürüst bir iş yapmayan, yapıyorsa da ancak bilmem kimin asistanlığı şeklinde en fazla gördüğüm, ne yaptığı belirsiz figürler var. Hiç ne ev içinde eşitliğe dair bir şey görüyoruz, ne iş hayatı alanında. Bunlar çok önemli bence, özellikle yeni neslin gelişmesinde. Gördüğü örnek bu. Onu örnek alıyor. Evdeki örnek de kötü. Bir tek hocanın söylemesiyle filan bu çalışmalarla bu iş hallolmayacak. Bence sinema çok önemli. Onu zorlamak lazım biraz da. Yani diziler. Popüler sinema ve dizilerde Recep İvedik gibi bir figür var işte mesela. Yani Recep İvedik'in cinsiyet eşitliği üzerine bir şey yapması Şahan'la konuşulması gerekir herhalde ama pek de ya zaten o da tam da onu oynuyor. Yani tam da o toplumsal kodu oynuyor. Tam da o erkeklik halini oynuyor bana sorarsanız. Mesela bizim diziden hareketli bir şey söyleyeyim. Meriç Acemi çok kadın mücadelesine yakından işte duran ve hani buna dair birçok çalışma yapmış. Hatta şimdi bizim derneğe de girecek ve bununla ilgili birkaç metin de yazacak. Meriç bir kadın bir erkeği de yazar aynı zamanda. Bir kadın bir erkeğin ilk yılından sonrası artık Meriç sürekli adapte ediyordu. O adaptasyondan sonra son 3 yılını tamamen kendi kurgusuyla yazmıştır. Fakat o biraz daha Meriç'in tarzı, özellikle bizim ufak tefek cinayetleri seyrediyorsanız ya da seyrettiyseniz ya da zaplayıp geçtiğiniz örneklerden biri oysa, orada 4 tane kadın var, 4-5 tane kadın var. Ve o kadınlar gerçekten birbirinden çok farklı kadınlar. Biri dediğiniz gibi sadece sanki baba ve koca tarafından destekleniyormuş ve hiçbir şey üretmiyormuş. Sadece şık giymeyi beceriyormuş, başka da hiçbir şey yapamıyormuş gibi bir kadın. Bir başkası bir doktor, kendi bilgisiyle ve tam da kadın kimliğiyle erkekleşmeden ya da o erkek sistemin erkek argümanlarını eline tutmadan ayrıca mücadele ettiği güçle bir kadın zaten. Oradan davranan bence çok ideal kadınlardan bir tanesi. Böyle böyle farklı modeller var. Biri anne ve evliliğini kurtarmaya çalışıyor fakat bir yandan girişimci, kendi şirketini kuruyor ve devam ediyor. Aslında Meriç gibi farkındalığı biraz daha yüksek ve tam da böyle ideal olanı göstermenin dışında ideal olmayan örnekleri de göstererek kıyas yaptırabilecek, organik biçimde bunu sunabilecek, hatta kimi zaman tam tersine tahrik edebilecek. Seyirciyi de seyredeni de tahrik edebilecek ya da bu mücadelenin içinde olanı da tahrik edebilecek. Daha çok içerik ürettirecek. Sosyal medyada ya da işte birçok alanda kurmacalar da yapıyor. Geçtiğimiz yıl boyunca her hafta bir sosyal sorumluluk projesi ya da işte böyle bir kadın derneğiyle çalışma yürüttük. İhtiyaç haritası bir buluşma noktası oldu. İhtiyaç haritasıyla ufak tefek cinayetlerin, ay yapımın. Ve her
her haftaya bir kampanya oldu. Yani gerek kimi zaman hayvan konusunda, hayvan haklarıydı mesele. Kimi zaman engellilerdi, kimi zaman işte ihtiyaç haritasının kendisiydi, kimi zaman kadın haklarına dair bir mevzuydu. Ve önümüzdeki yılda böyle devam edecek. Elimizden geleni, yani Meriç tarafında söyleyeyim, elinden geleni yapan birisi aslında Meriç. Ama tabii daha çok diziye, daha çok filme ulaşıp daha çoklarına örnek olmak lazım. Burada da yine bizlerin verdiği, o projelere bizlerin verdiği önem ve destek öne çıkıyor. Eğer o projeler gerçekten yaptıkları olumlu ya da olumsuz şeyleri biz yazarsak çeşitli mecralarda, Twitter çok iyi bir araç, Instagram, Ekşi Sözlük gibi alanlarda, bilmiyorum, çokça insanların dikkatini çekip onları rahatsız edebilecek alanlarda varlığımızı tesis eder. Eğer oradan söz söylemeye başlarsak, olumlu ya da olumsuz, bunun etkisi olacağını düşünüyorum. Emin olun her yazar, oyuncular arasında da var, yönetmenler özellikle, Instagram'a, Twitter'a yazılan her şeye bakıyorlar. Ekşi Sözlük'e dahil olmak üzere. Oturuyorlar, nasıl bakıyorlar bilmiyorum ama bakıyorlar. Yani hani gerçekten kendileri taglendiğinde özellikle o yazıyı okuyorlar. Belki tepki vermiyorlar, belki işte fark ettiğini gösteren bir işaret vermiyor, bir karşı yazı herhangi bir şey yazmıyor. Ama emin olun fark ediyorlar, bu da çok değerli bir şey. Yani aslında sosyal medya bizi inanılmaz yaklaştırdı bir yere. Birini gerçekten ismini tagleyip ona dair bir yorum yazarsanız, Russell Crowe da olsa onu görüyor. Gördükten sonra bakıyor ve bir dakika ya diyor. Ya bunlar rahatsız oluyor, rahatsız olduğu için ölü taklidi yapıyor, bir şey yazmıyor. Ya da gerçekten yazıyor. Biraz Russell Crowe bayağı eski bir örnek oldu. Bizim zamanımızın jönü. Yok, jönlük anlamında söylemedim. Oradan. Tamam. Sendeyse hemen kaptırsın. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada konuşulanlar genel olarak bana çok iyi niyetli ve çok fazla aslında kişinin kendisinin vicdani sorumluluğuyla baş başa kaldığı bir takım normatif öneriler olarak göründü. Yani hepsi böyle değil elbette. Mutlaka kamusal otoritelerin yapması gerekenler, yapısal sorunlar da söz konusu edildi ama daha ziyade subjektif alana ilişkin bir takım önerilerde bulunuldu. Çok değerli, çok önemli. Elbette herkesin düşünen, eleştiren, dünyayı değiştirmek isteyen, bu sistemden rahatsız olan herkesin bir şey yapması, kendi içine bakması, bu eşitsizlik sistemini, bu adaletsizliği değiştirmek için bir şey yapması lazım ama ben biraz da objektif koşullara bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim subjektif alanımız hiçbir zaman tam olarak, ikisini tam olarak ayırmıyorum keskin çizgilerle ama bunları analitik olarak ayırmak mümkün en azından. Nesnel koşulları değiştirmek için bir şey yapmamız gerekiyor. Yani bu yapıyı sarsacak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu da çok zor. Yani birincisi de zor. İnsanın kendini değiştirmesi de zor. Ve bu içinde yaşadığımız toplumu değiştirmek de zor elbette. Ama zor olduğu için de bundan kaçacak değiliz. Ben bu yapısal öğelere daha fazla kulağımızı gözümüzü açık tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bugünlerde yeğenlerime çocuk kitabı seçiyorum. Onlara işte uzaklarındayım. Paket paket kitap gönderiyorum ki çünkü kendi bulundukları çevrede çok fazla kitap okunmuyor. Ailede öyle bir şey yok. Yani hiç olmazsa üniversite hocası olmuş bir teyze, hala bir işe yarasın diye. İnanılmaz kitaplarla karşılaşıyorum. Sadece küçük bir örnek. Levent ve Şirin'i duymuş olanlar var mı? Çocuğu varsa, yani küçük çocuğunuz varsa mutlaka duymuşsunuzdur. Milyonlarca satıyor. Erkekler için Levent, kızlar için Şirin şeyleri satılıyor. Bir örnek daha. İşte Kinder? Bu sürpriz çikolata var ya, onların da mavi ve pembesini yaptılar gibi. Şimdi bunlar çok sıradanlaşmış, işte kapitalizme de uydurulmuş şeyler ama bunlara ilişkin, yani bu üretimi, bu üretim tarzını sürdüren ve eşitsizlikten de hiç rahatsız olmayan, bundan fayda sağlayan insanlara yönelik teşhirler daha önemli ya da onlara ilişkin bilgileri derleyip bunları paylaşmak çok daha önemli diye düşünüyorum.
Şirketlerden kastımız tam aslında o, evet. Dediğiniz gibi yani. Ya üretimi sağlayan da aslında bunun içinde bunun sözünü veren ya da bunun için hiçbir şey yapmayan da deşifre etmek lazım. Her zaman yapanlara saldırmak da değil. Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey değil mi? Hani bu ne bileyim, önce kendin aydınlanacaksın, tırnak içinde söylüyorum bunu. Kişisel devrim yapmadan yapısal dönüşüm sağlayamazsın. İşte böyle 10-20 kişiyi bir araya getirip onlara bir farkındalık kazandırmak her zaman önemli oluyor. Hani şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda bunu görüyoruz. Aa, böyle miymiş gerçekten dedirtmek önemli. Evet, ama senin söylediğin de çok önemli bir şey. Ben şöyle bir şey hayal ediyorum demekle olmaz tabii bu iş. Hani bunun için ne yapabilirim? Şeyde de söz konusudur ya, kadın dostu kent dediğimizde aklımıza gelen şey hemen topuklu ayakkabımla yürüyemiyorum. İşte ışıklar bilmem ne oluyor. Hani şu sakatlık meselesinde olduğu gibi. Ama hani bu zihniyeti dönüştürecek daha böyle köklü bir girişimde bulunmak lazım. Ne bileyim, yönetime dahil olmak, o yönetsel sisteme dahil olmak vesaire gibi, işte muhalefetin içinde yer almak vesaire gibi. Ama onu yapabilmek için de sanki önce böyle bir hazırlık gerekiyor diye düşünerek böyle bir şey örgütledik. Ben de bir şey ekleyebilirim. Yani şimdi kapitalist bir demokraside kimsenin ne söyleyeceğini yasaklayamıyorsunuz. Yani nefret suçu diye bir suç kavramı var. Ama yani cinsiyetçi sözleri ya da ifadeleri bunu engelleyemiyorsun. Çünkü nefret suçu gibi suçlar muğlak suçlar. O yani yasal düzenlemeyle bir yere varmak çok sıkıntılı değil. Ama aynı şekilde kapitalist demokraside müşteri portföyünü değiştirirseniz eğer, onların algısını değiştirirseniz, şirketler bunu sattığını gördüğü için öyle bir değişiklik yapacaklar. Yani şimdi Mehmet'in de söylediği gibi giderek daha çok işte feminist tranşesinde tandanslı, böyle kokulu reklamlar falan yapılmasının bir sebebi bunu sattığını görmez. İşte Orange is the New Black diye bir dizi vardı değil mi? Onu Türkiye'de evet. Pek tutmadı. Mesela böyle bir dizi yapıyorsun, Sense8 diye bir dizi yapıyorsun, tutuyor ve oradan gidiyor. Aslında bu yani piyasa ekonomisi içerisinde eğer tüketicinin algıları ve istekleri, talepleri değişirse üst yapı da ona göre şey yapıyor, kendisini düzenliyor. Yani. Tabii, çünkü sadece satış odaklı zaten. Evet, tabii, ne satıyorsa. Tabii. Eğer böyle satıyorsa budur. Yani 70'lerde Amerika'da siyahlar birdenbire reklam öznesi olmuştu. Çünkü orada bir siyah hareketine karşı bir halkta şey vardı, bir sempati vardı. Biraz böyle bakıyorum ben. Yani benim kendi politik görüşümde büyük bir devrim, böyle toptan bir yasal dönüşümden ziyade herkesin kendi ahlaki devrimini yapması yönünde. Bu sebeple yani yapısal değişimi sağlayacak olan da aslında alttan gelen talep biraz da onu yaratmak lazım. Bu da yavaş yavaş olacak. Yani dediğim gibi bunun ben bir günde olmasını beklemiyorum. Binlerce yıl sürecek belki bu iş. Çünkü hani binlerce yıla geldi bu iş. Bunun yıkılması da parça parça olacak. Yani üç günde devrilecek bir şey değil bu. Aslında orada bir kişi daha varmış. Canım. Merhaba. Merhaba. Ben erkeklik çalışmalarının kadın hareketi ve feminizm tarafından nasıl karşılandığı ile ilgili gözlemlerinizi merak ediyorum. Kendi tanıklığım bir gerilim olduğuna dair. Bir de ikincisi de bireysel olarak oldukça zor bir iş yapılıyor sizin yaptığınız durduğunuz nokta itibarıyla. Kendi erkekliğinden vazgeçmek, kendi imtiyazlı yaşamından, konformist yaşamından vazgeçmek kendi içerisinde bir gerilime yol açıyor olabilir. Bununla nasıl baş ediyorsunuz? Ayrıca erkeklik çalışmalarına, feminizmin ve kadın hareketinin verdiği tepkiyle, reaksiyonla ve o gerilimle nasıl baş ediliyor? Buna dair gözlemlerinizi merak ettim. Teşekkürler. Mert'e mi soruyorsunuz? Hayır. Ha, genel. Az konuşuyorsunuz. Şöyle haklı bir gerilim var tabii. O da dediğim gibi hani bir şekilde biyolojik olarak erkek olduğumuz için bu sistemin asli failleriyiz. Ve hani şöyle bir gerilim var yani kendi deneyimden yola çıkarsak evet 2011'den beri her 8 Mart'ta aynı şeyi yaşıyoruz yani bir erkek olarak o tartışma ortaya çıkıyor yani işte alanda yürümeli miyim, yürümemeliyim, işte yolda mı yürümeliyim, kaldırımdan mı yürümeliyim ya da illa birine transım deyince mi işte karşı taraf çünkü gelip bazı feministler şey diyebiliyor hani sorguluyor ne işin var burada. Transım deyince rahatlıyorlar ya da işte daha kabul edilebilir oluyoruz.
Transformadım halde böyle deyip kaçmıştım falan var ama yani o gerilim biraz da haklı bir gerilim hani gece yürüyüşünde vesaire sonuçta hani bizim gibi yani eleştirel yaklaştığımızı söyleyip gayet ataerkil olan biri de sızabilir şey var orada yani o yüzden hani bu konuşmalarda biraz da haklı bir şey var ya da işte kadın çalışmaların ana bilim dalına mesela işte erkek öğrenci alırken bile de temkinli olmanın haklılık yanı olduğu gibi hani çünkü düşman demek istemiyorum ama yanlışlıkla düşmanı da araya sokma meselesi falan söz konusu olabilir. Bu sefer işte harekete veya işte bölüme tam tersi bir zarar verebilir. En basitinden daha iyi işler yapacak bir kadro yakarsın gibi şeyler. O yüzden ve bu hani gerilim her zaman da devam edecektir yani toplumsal cinsiyet eşitliğinin tamamen sağlanmadığı sürece de o dediğim haklı noktalardan dolayı devam edecektir. Biz biraz daha, biz dedim yani kendi erkek olarak tanımlayanlar biraz daha alımlı gitmeli. Kaldı ki eleştiri erkeklik incelemeleri alanını şeyden ayırmak lazım. Yani bu 80'lerde farklı erkeklik hareketleri var. Yani mesela erkek kurtuluşçu hareketi dediğim şey tam olarak bu dediğim o artının yani artının aslında büyük olduğunu ve erkekliğin de kadınlar kadar sistemde rezilini söyleyen ama feminizmden uzak duran bir alan. Ya da işte profemist alana gelmeden önce erkeklikçilik dediğimiz bambaşka bir şey var. Erkekler tabii ki güçlüdür diyen bir akım. Hani bunlardan ayrı bir noktada tutmak lazım. Eleştirel erkeklik çalışmalar alanı dediğim şey daha zaten biraz bahsettiğim gibi feminizmden doğan, feminizmin desteğini alan ve yaptığı çalışmalarla feminizmi de besleyen bir şey. Bu birlikteliği biraz sürdürmek lazım o yüzden. Ben de bir şey ekleyeceğim. Profeminist erkeklerden veya işte eleştirel erkeklik çalışanlardan rahatsız olanlar akademide bulunan insanlardan ziyade bir grup aktivist bence. Ben yıllardır bunu gözlemliyorum. 18 Mart'larda çıkan hadiseler falan genelde aktivist grupların biraz hırçınca davranmalarından biraz onları da anlamaya çalışıyorum. Hani bırakın bari bunu biz kendi aramızda hani bu etkinliği bari kendimiz yapalım. Hani çok iki tarafa da saldırmadan bakmaya çalışıyorum. Ama erkeklerle dayanışmadan yani kurtuluş yok tek başına gerçekten. O uygun erkeklerle dayanışarak tabii ki. Bir takım. Şurada üç kişi var onlarla dayanışıyoruz. Evet. Ben bir şey söylemek istedim. Mert bir şey söyleyeceksin. Yok. Tamam. Hemen kısa cevap vereyim. Şimdi biz dergiyi ilk kurduğumuzda 2012-2013 senesinde işte akademiden insanlar görüşüyoruz. Katkı verir misiniz? Hakemlik yapar mısınız bize? Danışmanlık yapar mısınız? Falan diye. İstanbul Üniversitesi'ndeydi galiba bir feminist bir hoca. İşte erkekler erkeklerin işine baksın, kadınlar kadınların işine baksın. Pek karışmasınlar falan dedi. Aslında bu genel bir tavır. Yani başka bir toplantı ben konuşurken kendisini sosyalist feminist olarak tanımlayan bir arkadaş önce kadın sorununu çözelim sonra erkeklere LGBT'lere geliriz falan demişti. Ya bunu bir tür ben tırnak içerisinde cahillik olarak algılıyorum. Çünkü dünyada feminist hareket 80'lerden beri queer'dır. Yani temeli feminizmin queer'dır artık. Yani queer bir tavra sahip olmayan bir feminist hareket çağın gerisine kalmıştır. Bu sebeple yani hani sadece dediğim gibi biyolojik olarak kadın üzerinden yürüyen bir feminist hareket ne yazık ki erkek, profemist erkeklere de farklı mesafede davranıyor. Ama yani bu nasıl söyleyeyim, bizi rahatsız etmiyor. Çünkü kadınların bu tepkilerinin de bir haklı sebebi olduğunu da düşünüyorum ben. Yani erkek toplantılarına, kadın toplantılarına gidip de erkeklerin işte durun öyle yapılmaz, bu böyle yapılacak falan deyip her şey müdahale olması. Mansplaining. Evet, mansplaining. erkeklerin biraz dediğim gibi toplantılara katılsa bile biraz sessiz kalması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani dinlesinler ilk önce. Yani o cidden erkeklerin çok kocaman bir ağzı var. Yani her şey konusunda fikirleri var. Biraz sussunlar yani ama destek versinler aynı zamanda. Öncelikle merhaba. Hepinize çok teşekkürler. Dinlemek zevkte benim için. Burada olmanın mutluluğu. Teşekkürler Uçan Süpürge'ye. Buraya gelirken bir telefon aldım ve enses konusunda üçüncü kitabın yayın evlerine girdiğini öğrendim. Yani ben yaklaşık 10 yıldır kurum olarak ensesli çalışıyoruz ama daha geçen yılın Eylül'üne kadar defalarca böyle halı gibi yerden yere vurulduğumuz zamanları yaşadık. Bu konuyla ilgili geçtiğimiz zamanlarda sevgili Halime ile konuşurken şöyle bir cümle söylemişti. Bunu da konuşuyorsak bunu da halledeceğiz değil mi? Evet, biz yıllar önce de şiddeti konuşurken daha şiddet gündemde değildi. Erken yaş evlilikleri gündemde değildi. İstismar, işte ensest gündemde değildi. Sonra toplumsal cinsiyet eşitliğine, eşitsizliğine bu anlamda dikkat çekmek için konuşmaya başladık. Ve son
dediğiniz gibi 3 yıldır da genel çerçeve içinde erkekliği tartışmaya başladık. Yani bu mevzu da öyle çok uzun yıllar gidecek bir konu değil. Sorun çözüme doğru gidiyor. Bunun mutluluğunu yaşıyorum ben. Zor olacak, sıkıntılı olacak ama mücadele var. Hangi aşamada var? Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak işte özel şirketlerdeki o yetkili kişilere toplumsal cinsiyet eşitliğini verebilmek, mavi yakalılara, beyazdan sonra mavi yakalılara bunları verebilmek, onların kadına karşı uğradığı bu eşitsizlik durumdan nasıl kurtulabileceğine dair yönelimlerde yan yana yürüyebilmek sivil toplum. Biraz önce arkadan sesini duydum ama yüzünü göremediğim arkadaşımın hani King çikolatalar için, yumurta Kinder çikolatalar için söylediği kampanyaya mesela çok karşı çıkmıştık. Ama bu Babalar Günü'nün en güzel kampanyası King ütüsüydü mesela. Yani yavaş evet. yavaş değişiyor ya da Svensson bir ütü şeyi vardı, erkekleri, modeli vardı. Erkeklere özel ütü keyfi King. Ah yani o babalık. Babanıza ütü alınız. Babalık tartışıldı. Açev'in yaptığı çalışmalar. Bunlar yavaş yavaş ilerliyor görünüyorsa da hani bugünlerde seçimin modası ya dipten bir derin dalga geliyor diye. Dipten kadın erkek eşitliğine doğru bir derin dalga geliyor. Devam ediyor ve bunun için evet sivil toplum örgütlerine kaydolmak, bununla beraber sorgulamak, muhaliflerin yanında ya da uygulayıcıları eleştirecek uygulayıcının yanında olmak lazım. Ve en önemli nokta siz üniversitelerdeki o taciz olayını söylerken, ben de üniversite vermeyeyim ama birçok üniversiteden gelen tacizlere müdahaleyi arka planda yaparken YÖK'ün de içinde bulunduğu taciz ekibinin hani kurulması sürecinde niye MeToo hareketinin mesela Türkiye'de yaygınlaşmamasının en önemli özelliklerinden biriydi. Tacizin derin erkeklik altında ezilmesi. Yani hem ikinci mağduriyete uğramanız kadın olarak bunu ifşa ederken yargılanmanız, bunun ifşasında suçlu olarak görünmeniz, aile baskısı, mahalle baskısı, kamu baskısı, baskı giderdi. Şu son dönemlerde en son dizilerden birinde bir beyefendinin yaptığı tacizde ne oldu? Yapımcı sendikalarının cephesiyle hemen önlemler alındı. Ya da bir kızımızın geçtiğimiz günlerde 10 yıl 15 yıl önce Mersin Üniversitesi'nden ben tacize uğradım hikayesiyle öğretim görevlisinin tutuklatılması, buradaki birliktelik ve o sosyal medya çok önemli. Bu noktada birlikte olabilirsek, o sosyal medyayı kullanabilirsek, her türlü harekette eleştiriyi söyleyebilirsek, çok güzel söyledim Mert, dernek arkadaşım olduğu için söylemiyorum. doğru bir bakış açısı, evet belki ölü taklidi yapıyorlar okurken, çünkü birçoğunun bizim de Twitter adresimizi takip ettiğini biliyorum ama düzenlemeyi de yapıyorlar. Bize ne iş düşüyor? Hem bireysel hem sivil toplum anlamında sorgulamak, çalışmak, sahada olmak. Yasalar anlamında çok iyi noktadayız. Eksiklerimiz var ama uygulama noktasında sıkıntıları harekete geçireceğiz. Ve özel sektör, kamu, sivil toplum üçgeninde birlikte birey olmanın ileriye doğru yönünü alacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok fazla mikrofonu da işgal etmek istemiyorum. Sağ olun. Sorum Murat Bey. Evet. Murat Bey dedi ki kadınlara sözü bırakalım ve feminist hareketten öğreneceğimiz çok şey var evet. dedi. Feminist hareketin amacı toplumsal değişimi sağlamaktır. Peki bu toplumsal değişim sistemin eril ideolojik aygıtlarıyla mücadele etmeden olabilir mi? Aslında en büyük sorunumuz ezen ezilen çelişkisi değil midir? Bu çelişkinin yok edilmesi adına, ezilenlerin toplum mücadelesi adına illaki bir kadın mücadelesi dememiz doğru mudur? Daha sosyalist açıdan bakıyorsunuz. Evet, pekala. Biz bununla hep karşılaşıyoruz. Evet, hayır sorun değil. Şimdi şunu söylemek lazım. Bir kere benim baktığım açıdan asıl mücadele toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesidir ve toplumsal cinsiyet eşitliğini de ben daha queer bir tavırla yapmayı uygun gördüğümü düşünüyorum. Yani bu da bana şunu söylüyor. Eğer toplumsal yapılar, aygıtlar dönüşecekse bu toptan bir şeyle harekete dönüşmeyecek. Parça parça dönüşüyor.
Ve bu ezel ezilen ilişkisi de aynı zamanda kendi ufak mikro iktidarları, mikro ezilen grupları oluşturuyor. Yani bir sınıfsal bir şey varsa, çelişki varsa mesela, bu sınıfsal çelişki aynı zamanda kendi içerisinde başka, nasıl söyleyeyim, başka iktidar grupları oluşturuyor. Kanal'ın hegemonik erkeklik kavramındaki hegemonya kavramı o açıdan önemli yani. Gramsci'ci bir açıdan bakıyor şey, Kanal. Gramsci'nin hegemonya kavramında aslında iktidar karşı iki kutuptan değil, kendi içerisinde üreyen bir sürü farklı iktidar yapılarına oluşur. Yani bu kadar girift bir yapıyı çözerken dediğim gibi toptan bir mücadele ve toptan bir yapısal dönüşümden ziyade ufak iktidar alanlarının ele geçirilmesi ve onları tekrar dönüştürülmesi üzerinden bir mücadele yürütülür diyorum ben. Bu açıdan da yani ataerki mücadelesi, aynı zamanda ataerkiye karşı mücadele, bu kurumlarla da mücadele. Yani bu kurumları var eden erkeksi yapı, erkekçi yapı, işte eğitim kurumunu, askeri yapıları, şehir yapıları, mimari, felsefeyi, hatta sanatı toptan dönüştürmek yerine belki parça parça dönüştürmek ve bu bunların üzerinden başka iktidar alanları kazanmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum size tatmin ettim cevabı. Hayır, yani 70'lerden beri kimlik politikaları Marksist şeyin mücadelenin bir alanı. Bu kimlik politikalarının mücadeleyi zayıflatmadığı tartışması uzun bir tartışma. Ya ben öyle düşünmüyorum tam tersine. Belli ki siz öyle düşünüyorsunuz. Ama biliyorsunuz ki her ideolojinin içinde aslında toplumsal cinsiyet eşitliği bir kenara itilmiş durumda o mücadele. Yani önce bir kurtulalım, bir devrim olsun, sonra o işe bakarız diye görüldüğü için genelde biraz da öyle düşünün. Halbuki kurtulmanın şimdi yeni yolu belki de bu. Yani bir şeye dair mücadele etmenin ve sistemin karşısında ne yapacağını bilmemesinin yegane ve ona odaklanamamasının, çünkü sistem siyah beyaz diye ayırdığı için şimdi queer felsefeyle yaklaşınca da o mücadeleyle yaklaşınca gerçekten ne yapacağını bilemeyen, çok nasıl duracağını, nereye konumlayacağını, nasıl bir karşı atak sergileceğini bilemediği bir yerde kalıyor ki bu da beni çok mutlu ediyor. Yani çok şey kaçmasın yani arkadaşlar, ben sıkılır. Ama ben bu açıdan Foucault'cu iktidar anlayışına daha yakın görüyorum kendimi. O yüzden yani iktidar mikro şekilde ürüyor. Her iktidar ve kendi ezilenlerini yaratıyor. Ama o ezilen katmanın da kendi içinde ezilenleri var. Yani işte Sovyet pratiğine bahsedersek, Sovyetler bu süre içerisinde Yahudileri de ezdi, Çinlileri de ezdi, kadınları da bir kenara etti, eşcinselleri de şey yaptı, tahkim etti. Yani bu her ezilen grup arası aslında kendi iktidarını oluşturuyor onun içinde. Ve bu iktidar da kendi ezilenlerini oluşturuyor. Onlar da kendisini oluşturuyor. Yani iktidar dediğiniz şey tepeden birisinin sahip olduğu ve alta dayattığı bir şey değil. Tam tersine herkesin hem mağduru hem de faili olduğu bir karmaşık süreç. Bu yüzden de zaten toptan bir sistemsel dönüşüm ben çok mümkün görmüyorum. Daha çok iktidar konularının terk edilmesi, bu iktidar konularıyla hesaplaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani erkeklik çalışmaları benim için bu açıdan önemli. Çünkü erkeklik en başta erkekliğin size sunduğu iktidar ve aracılıkları terk etmek ve onlarla mücadele ederek kendinizi o iktidarın dışında bir yerde konumlamak, ama işte binlerce yıl sürecek dönemi biraz sebebi, çünkü erillik aslında iktidarın kendisidir. Yani herhangi bir iktidar, sadece sınıfsal iktidar değil, ekonomik iktidar, dini iktidar, etnik iktidarların hepsi erillidir. Ve iktidarla kendinizi uzak koymadığınız sürece bu erilliği yeniden üreteceksiniz bir şekilde. Ondan kaçış çok fazla yok. Şey, şimdi iki erkek sorusu alıp bitirelim mi yoksa? İki erkek var arkada, hazır. İki erkek. Erkekler nerede? Sakallı. Sakallı bir arkadaş. Bir dakika, şey geliyor da. Arkada. Şu. Arkada. Şey neydi? Bir oldu değil mi? Murat Hoca şey dedi, erkeklik konumlarının terk edilmesi dedi. Bu açıdan mesela erkeklik erkekleri çok ezer. Paralel bir söylem gibi geliyor burada. Fakat aynı zamanda bir avantajlı konum da sağlıyor. Yani kadın emeğinin sömürülmesi, toplumsal iktidar konumlarına daha iyi yerleşebilme. Dolayısıyla bana niye terk etsinler erkekler? Yani çıkarlarına, çünkü bu ataerkil düzen çok çıkarlarına geliyor. Yani bir fabrikatör birisi niye hissi senetlerini işçilere dağıtsın gibi bir şey gibi geliyor bana bu. Niye terk etsinler? Bu açıdan
toksik erkeklik çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekmiyor. Yani mesela plajda kadınları etkilemek için atlayan erkekler, sakatlanan erkekler, trafikte ölen erkekler gibi. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Cevabını da Jeff Hearn veriyor. Ben konuşmalarda öğrencilerle özellikle konuşurken onu öneriyorum. Yani bir erkeğin bir kadınla eşit bir ilişki kurmasının ve özgür ilişki kurmasının en önemli yolu erkeklik konumundan vazgeçmesidir. Çünkü eğer erkeklik konumundan vazgeçmediği sürece kadını ya kutsal işte bakire olarak kodlayacak ya da işte bir tırnak içerisinde fahişe olarak kodlayacak, bir cinsel obje olarak kodlayacak. Yani kadınlarla eşit ve özgür ilişki kurmanın en önemli yolu erkeklik konumumuzu reddetmek ve o iş iktidarı en baştan tekrar o kodları tekrar oluşturmak. Bunun aslında şeyi de var yani daha toplumsal düzlemdeki yansımaları da var. Yani bir patronun özgür olmasının en büyük sebebi köylerinden vazgeçmesidir. Çünkü işte o köle efendi diyalektiğinden yani kölenin efendilere ihtiyacı olduğundan daha çok efendinin köleye ihtiyacı var. Efendinin özgürleşmesi için önce kölesinden vazgeçmesi lazım. Böyle diyelim kısaca. Diğer eleştirel erkekten soruyorlar. Evet. Bakalım eleştirel. Bakın. Ne kadar eleştirel. Herkese merhaba. Üniversitede okurken bir tiyatro topluluğu kurmuştuk ve toplumsal cinsiyet erkeklik üzerine kafa yormaya başladıktan sonra İbsen'in Denizden Gelen Kadını'nı sahnelemiştik ve aslında hani kadın haklarını ne kadar savunuyor gibi görünse de metinlerinde ses miydi? Görünse de aslında tam da finalde o yapıya kadını zorla sanki kendi özgür iradesiymiş gibi soktuğunu fark etmiştik. Sonra da Erkeklik Halleri diye bir oyun yazmıştık. İşte siyasette erkeklik, akademide ve sokakta. Ve hep şöyle hissediyorum. Şimdi de Atilla Hocam'ın anlattıklarından yola çıkarak söylüyorum da kızım var benim 9 yaşında. Denizli'de yaşıyorum. Murat Hocam. Evet evet. Mert'in sınıf arkadaşıyım. Herkesle bir tanıdıklık var. Levent Hocam'ı çok iyi tanıyorum iletişimden. İşte şeyi söyleyecektim. Bizden meşhursunuz. Efendim? Kendinizi tanıtın siz. Bizden meşhursunuz. Yok estağfurullah. Birol ismim. Birol Tezcan. Şeyi söyleyeceğim. Şimdi kızımla olmaz olsun böyle baba videoları çekiyoruz biz. İşte ben bir şey yapıyorum. O da olmaz olsun böyle baba deyip suratıma bir şey atıp gidiyor genelde. Hem hoş karşılanıyor ama özelden birçok mesaj da alıyorum. İşte kızınızla böyle bir ilişki kurmanız doğru mu diye. İşte kızım bana adımla sesleniyor. Şu işte masalları ben ona hep değiştirerek anlatıyordum. Anneannesi bir gün kırmızı başlıklı kızı anlattığında bu masal böyle bitmiyordu. Niye böyle bitirdin diye sormuş. Eşim de tabii aynı şeyi gösteriyor. Şeyi söyleyecektim. Yani ben hep şöyle hissediyorum. Sürekli bir saldırı altındayız aslında. Böyle toplum tarafından, içinde bulunduğumuz toplum ya da dünyada da öyle de. Ve sürekli kendinizi savunmak zorunda hissediyorsunuz. Bu iyi bir şey. Hani savunma şeyini söylüyorum. İşte taksiye bindik Nida ile. Bir rol çok uzun sürecek mi diye sorduğunda taksici bakıp bir rol mu? O senin kızın değil mi ya? Evet. Niye baba demiyor? Ben de alttan dürtüyorum adam, tamam sessiz olun diye. Olur mu ya? Baba demesi lazım. Abi biz böyle mutluyuz diyorum. Allah Allah. Yani anlamakta da güçlük çekiyor. Ama mesela son Denizli Kitap Fuarı'nda şöyle bir şey yaşamıştık. Bir oyuncak satan reyonda Nida ile beraber geçerken bir çocuk, bir baba oğluna şey dedi. Hangi renk istiyorsun oyuncaklardan? O da pembe demişti. Olur mu lan pembe kız rengi dedi. Şeydi. Nida da bana dönüp şey dedi, nefret ediyorum bu cinsiyetçi söylemden. Çocukları böyle zehirliyorsunuz. 9 yaşında. Ya onu paylaşmak istedim hani şey için. Evet. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Pınar'a da son bir söz verelim mi? Sonra hepsini toplayalım. Herkese merhaba. İfşa etmek gerekir demiştiniz ya, ben de ondan cesaret aldım.
bugün belki rastlamışsınızdır. Bir Twitter'da bir şey dolaşıyor. Bulmak için maalesef kayboldu. Birkaç saniyenizi rica edeceğim. Tamam. Şimdi geliyor. Şöyle bir tweet. Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar, senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım. Neşe Hoca'nın bir tweet'i üzerinden bunu keşfettim. Bu tweet'in sahibi sanırım bir fakültenin dekanı olan Ahmet Faruk Özdemir. Bir fakülte dekanı tarafından Twitter'da bir kadın öğrencisine dönük olarak yazılmış bir tweet'ten bahsediyorum. Ben de yeri gelmişken bunu ifşa etmek istedim. Farklı bir erkeklik umut edilebilir mi sorusuna benim en azından burada dinlediklerim çerçevesinde verebileceğim yanıt evet. Ben buradan bir umutla çıkacağım. Belki hepimiz böyle çıkacağız ama bunun burada kalmaması için bir ricada bulunmak ve bir çağrı yapmak da istiyorum. Hani böyle bir toplantıya eleştirel bir erkeklik anlayışına sahip oldukları için gelen erkekleri alkışladık ya en başta. Ben alkışlamadım, onu da itiraf edeyim. O alkışladığımız arkadaşlardan kendileri için zor olmazsa küçük bir şey daha rica edeceğim. Bir fakültenin dekanı olduğunu söyledim bu kişinin. Lütfen sosyal medya hesaplarından bu kişiyi deşifre etmeye, ifşa etmeye ve protesto etmeye özen göstersinler. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler.